Galiba doğru. Buyurun. Süreniz 5 dakika. Başkanım sıkılmasın. Evet. Baştan başlatabilir miyiz Sayın Başkanım? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Bakanım. Şimdi ülkemizde baktığımız zaman 2 milyonun üzerinde esnaf ve sanatkarımız var. Bu bizde gerek seçim bölgemizde gerek yurt içindeki yapmış olduğumuz seyahatlerde esnaflarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Ancak esnaflarımıza dokunduğumuz zaman bin bir dertle karşı karşıya geliyoruz. En büyük problemleri maliyetlerinin çok artmış olması. Esnafımız bir malı 10 liraya satıyor, 9 lira aldığı malı 10 liraya satıyor. Tekrardan yerine koyma vakti geldiği zaman 12 liralık bir masrafla karşı karşıya geliyor. Yani dolayısıyla esnafımızın sermayesi günden güne azalmakta. Geçmişte ben de esnaflık yaptım. En büyük problemlerden bir tanesi kiraydı. Ancak gelinen noktada bugün için elektrik ve doğalgaz faturaları neredeyse kira fiyatlarının geçmiş durumda. Birçok esnafta aynı manzaralarla karşılaşırız. Geçmişte esnaflarımız ya ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünürken bu ay elektrik faturasını, doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladı. Kiralar her ne kadar Ekim ayı artışı %60 olmasına rağmen, 60'ın üzerinde olmayacak yasal olarak olmasına rağmen %100'den üzerine çıkmış durumda kira artışları. Elektrik faturalarına baktığımız zaman da bu sene başından beri ticarethanelerdeki elektrik faturaları %192 artmış. Yani yaklaşık %200'lük bir artış var. Yani 100 lira gelen elektrik faturası 300 lira gelmeye başlamış. 1000 lira bir yıl önce 1000 lira ödenen fatura 3000 liraya çıkmış durumda. Bu oran sanayide %322. Yani çok ciddi rakamlar bunlar ve esnafımızı ve küçük sanayicimizi oldukça zorlamakta. Doğal gaza baktığımız zaman da Eylül ayı sonunda yapılan %50.8'lik zamla %273'e yükselmiş durumda. Bu oranlar, bu yüksek faturalar ve bu kira ödemeleri ne yazık ki esnafımızın belini bükmüş durumda. Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yani normalde meskenlerle alakalı kira artışlarında %25'lik bir kanun düzenleme yapıldı. Fakat bizim uyarılarımıza rağmen esnaflar bunun dışında tutuldu. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarıyla alakalı herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü dünyada buna benzer yapılmış örnekler var. Siz de bakanlık olarak böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Bir diğer husus da Bağkur ödemeleri hakikaten de çok yükseldi. Geçen sene 1234 lira olan Bağkur primi, esnaf Bağkur primi bugün 2232 liraya çıkmış durumda. Neredeyse %100 arttı. Ben herhangi bir veriye rastlayamadım. Yani ama gördüğümüz şey tahsilat oranı neredeyse %20'lere kadar düşmüş durumda. Bu konuda bir bilgi varsa komisyonumuzda bilgilendirirseniz seviniriz. Bir diğer husus da ben rekabet kurumuna bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde ekim alanlarının gerilemesine, üreten sayısının, üretim miktarının çok gerilemesine rağmen tütün halen en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi. Geçmişte bu tütünü alan, işleyen ve ihraç eden işletme sayısı 30'un üzerindeydi. Ama bugün için bakıyoruz ki bu işletme sayısı bir elin parmağını geçmiyor hale gelmiş. Ve üretim de büyük bir oranda sözleşme olarak yapılmakta. Ancak bu sözleşmeler ne yazık ki tek taraflı. Yani yaşadığımız şeyler var. Üreticilerimiz bu sözleşmeye imza atıyorlar fakat sözleşmenin üzerinde herhangi bir tutar yok. Yani ürettiği tütünü kaç paradan satacağına dair herhangi bir tutar bulunmuyor. Daha sonra bu firmalar tarafından dolduruluyor. Tarım Bakanlığı'na veriliyor bir nüshası ve insanlar üretime başladıktan sonra üreticilere veriliyor. Üreticiler dikim yaptıktan sonra kaç para olduğunu görüyorlar ve bakıyorsunuz bütün sözleşmeler firma ayırmaksızın hepsi aynı. Yani hepsi 55 liraydı bu sene. Kuruşlar oynuyor. Şimdi böyle bir düzenleme, burada bir anlaşma olduğu, firmaların kendi arasında bir anlaşma yaptıkları kesin. Firmaların hepsinin fiyatı aynı. Böyle bir uygulama sizin kurumunuzun sorumluluğuna giriyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Böyle bir şey varsa, bütün sözleşmelerdeki rakamlar hemen hemen aynıysa, burada rekabet ortamı kaybolmuyor mu? Kayboluyorsa
Siz bu konuda herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Ülkemizde dış ticaret açığı gittikçe arttığı bakanlık sunumuna da yansıdı. Bir önceki yılda alınan vergilerin %26'sı gümrükten alınırken vergi bakımından baksak bile %30'a çıktığını görüyoruz. Tabii ihracat rakamlarına hepimiz büyük büyük iri iri ihracat rakamları söylüyoruz. Fakat ihracata gerçekçi olarak bakmak lazım. İhracata gerçekçi olarak bakarken toplam ihracatımızın içerisinde ileri teknoloji ürünlerinin ihracat payının %3'ü geçmediğini görebiliyoruz. Yine baktığımızda ihracat kilo rakamlarımız 1.30 civarlarına doğru gidiyor. Burada katma değeri yüksek ürün ihraç etmediğimizi ve bunu da arttıramadığımızı görüyoruz. Tabii ihracat başından sonuna üretimle, taşımasıyla, lojistiğiyle bir bütün olarak planlanması gerekiyor. Mesela sunumda Sayın Bakan anlattı. Türk Özü Gümrüğü'nün modernizasyonu. Uzunca bir süredir Türk Özü Gümrüğü modernize edilmeye çalışıyor. Gümrükler dış ticaretin dünyaya açılan kapıları, bir ülkenin dünyaya açılan kapıları. Modernize edilmesi elbette mutluluk verici olur. Fakat Ilgar Tüneli ile bütünleştiremezseniz bunu bir anlam ifade etmiyor. Sadece orada modern bir binanız oluyor. Çünkü kış aylarında oraya herhangi bir şekilde araç trafiğinde rahatlama oluşturamıyorsunuz. Mesela tarımsal ürün ve katma değer işlenmiş tarımsal ürünlerimizin yurt dışı pazarda buluşması gerekiyor. Biz bunu söylerken tarımsal ürünlerin bir şekilde desteklenmesi maliyetlerinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekirken bunu ifade ederken ve bakanlığa tweetlerle sorduğumuzda hayır böyle bir şey yok dediğinde bizim işlenmiş domates, konserve ve salçasında kayıt belgesi getirerek bir şekilde ihracatın o noktada durmasını sağlıyoruz. Yine ithalatımızın artışını hep beraber görüyoruz, engelleyemiyoruz da bunu TÜİK bile maskeleyemiyor. İthalat artışına bakanlık açıklama getirirken iki şeyi öne sürüyor. Bir tanesi altın ithalatındaki yükseliş, bir tanesi de enerji maliyetleri ve talepteki yükselişi söylüyor. Altın yükselirken, ithalatımız yükselirken %33 civarında altın ihracatımızın da yükseldiğini geçtiğimiz yıldan bugüne %30-33 civarlarında hesaplayabiliyorum. Şimdi enerji maliyetlerini toplamda kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Mesela alternatif enerjilerle çalışan araçlara yönelmemiz gerekiyor. Bizim özellikle Türkiye'de elektrikli araçlara hızlı bir şekilde hem küresel iklim krizinden sebep hem de enerji maliyetlerinden sebep hızlı bir şekilde dönmemiz gerekirken kademeli olarak elektrikli araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi. Birçok kalemde yükselişler var. Aynı nedenlerle Etiyopya bizden eğitim ve ekonomi olarak çok geride olan Etiyopya bu nedenlerle buradaki elektrikli araçlardaki tamamen vergilendirmeyi sıfırladılar ve bunu teşvik eder hale geldiler. Şimdi gümrüklerde modernizasyon Rıfat Serdaroğlu ile birlikte başlamış bir şey ve Türkiye Gümrükleri bunu iyi başaran, tek pencere sistemini iyi başaran bir yapıya sahip. Fakat burada özellikle standartizasyon kurumunda ciddi, dış ticaret standartizasyon kurumunda çok ciddi bize gelen bilgiler doğrultusunda suistimaller var. Özellikle oyuncak ithalatlarına dikkat çekmek isterim. Daha önce de dikkat çekmiştim. Geçtiğimiz yılda ithalatta evraksız yani kağıtsız beyannameye geçileceği söylenmişti. Hala pilot uygulama safhasında herhangi bir geçiş yok. Yine bu bütçe sunumunda hiçbir şekilde çalışan memurlarla ilgili yani gümrük memurları ve dış ticarette çalışan memurlarla ilgili herhangi bir şey söylenmiyor. Sadece verilerden ibaret. Fakat bu memurlarla ilgili bir atama yönetmeliği çıkartıldı. Atama yönetmeliği hem anayasaya aykırı bir şekilde ailenin korunması ile ilgili hem de devlet memurları yasasına aykırı bir şekilde aile bütünlüğünü tehdit edecek durumda. Bununla ilgili gümrük memurları dava açtılar, yürütmeyi durdurma davaları açtılar. Fakat bu yürütmeyi durdurma davalarını kazanan bütün gümrük memurlarının tamamına yakını 10 saniyemi siz yediniz. Yürütmeyi durdurma kararı alanların tamamı geçici görevlendirmeyle sanki sopayla gönderildi. Sayın Bakanım buna dikkat etmeniz gerekiyor. O memurlar sizin kurumunuz adına çalışıyor, sizin adınıza çalışıyor. Bir de tarihin en büyük kaptagon yakalamasını İstanbul'da yaptık dediniz. Ben size
o gemide, o konteynerin dünyadaki hareketini izlemenizi, takip etmenizi ve size verilen bilgileri bir daha teyit etmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Önce bu rekabet kurulu ile ilgili, sunumu ile ilgili bir cümle. Değerli arkadaşım, Sayın Başkan, yani akademisyen misiniz bilmiyorum. Yani bize rekabet kurulu nasıl, nedir, bunun dersini mi verdiniz? Siz ne yaptınız? Ne yaptınız yani bir sene içinde? Yani ne yaptınız? Bir cümle insan buraya yazar ya, bununla gelmek yani bilmiyorum, bir kelime bulamıyorum. Yani ayıptır diyeyim yani. Bunu bırakıyorum. Şimdi bütün bakanların sunumlarında, Cumhurbaşkanı açıklamalarında filan hep evet yani bazı işler ters gidiyor ama bunun sebebi dünyada olup bitenlerdir. Pandemi geldi, işte arkasından savaş geldi filan deniliyor. Öyle mi? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, dünyada pandemi filan geldi. Enerji ve emtia fiyatları yükseldi. Endekslere bakalım. Bir sene içinde %97. Enerji emtia fiyatları %97. Enerji dışı emtia fiyatları %50. Tarım emtia fiyatları %43. Ham petrol varil fiyatı %56 yükselmiş arkadaşlar. Peki benzin motorunu ben söylemeyeyim. Bunu siz biliyorsunuz. Şey ne olmuş? Elektrik söyleyeyim sadece. Konutlarda %63. Efendim doğal gaz, yani elektrik üreten doğal gaz santrallarda %800, işte sanayide %700. Şimdi ağırdaki %100'ü çıkaralım, dünyadan kaynaklandı. Diğeri sizin uygulamış olduğunuz politikalardır. Bundan siz sorumlusunuz yani. Yapmayın, etmeyin. Şimdi değerli arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz ve geçtiğimiz günlerde dış ticaret, iç ticaret istatistikleri açıklandı. Sayın Bakan çıktı. Uzun uzun ihracatı anlattı. İthalattan hiç söz etmedi. Sunumunda da böyle. Anlıyoruz. Anlıyoruz ama ayıp ya. Ya İthalat Bakanlığı ayrı bir bakanlık mı? Gelip bize bir de ithalatı sunacak mı? Kalemlerini sunacak mı? Niye böyle olduğunu anlatacak mı? Yapmayın, etmeyin ya. Çocuk mu avutuyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın rakamlar aslında sizin böyle güzel rakamlar, ihracatımız bu kadar arttı dediğiniz rakamlar da eleştirilecek rakamlardır. Evet, Avrupa'da üretimle ilgili problemler var, başka yerlerde ulaşımla ilgili problemler var. Evet, ihracat için Türkiye'ye bir fırsat var ve bununla ilgili gayret ediyorsunuz falan. Ama dış ticaret açığını izah edecek hiçbir şeyiniz olmadığı gibi ihracatınızın niteliğiyle ilgili de birkaç kelime söylemiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bakın Sayın Bakan, sizin döneminizde ihracattaki ürünlerin yüksek teknoloji 3,9'dan 3'e 2022'de 2,7'ye düşüyor Sayın Bakan. Orta yüksek teknoloji o şekilde. Yani sizin ihraç ettiğiniz şeyler hala yüksek teknoloji hem düşmüş hem de %3'lerde. Başka bir rakam daha var. İhracatın niteliğini gösteren başka bir rakam daha var. O da işte diğer ülkelerle bir karşılaştırın bakalım. İhracatta kilogram başına düşen fiyat 2018'de 1.33 dolar, 2019'da 1.21, 2020'de 1.09 dolar. Ya bu geri kalmış ülkelerin ihracatı. Onun için öyle fazla gerçekçi olalım, konuşalım, iyi şeyler yapıyoruz diyelim filan. Değerli arkadaşlarım, sizin sürekli konuştuğunuz bir şey de dış güçler var. Yani bir dış güçler var, düşmanlar var, acayip bir şekilde saldırıyorlar filan. Ya arkadaşlar bakın, ben sizin dış güçler dediğiniz şeyler birkaç tanesini söyleyeyim. Bakın, siz küresel, biraz evvel Sayın Bakan sunumunda da ifade etti. Biz küresel kapı, yani küresel sisteme entegre olmuşuz dedi. Yani küresel kapitalizme entegre olmuşuz dedi. Yani biz içerideki yerleşiklerle dışarıdaki yerleşikler arasında ilişki var. Biraz evvel konuştuğumuz konuda o, alıyoruz satıyoruz filan. İşte bu alma satma işlerinde olup bitenlerin tamamı dış güçlerde değerli arkadaşlarım. Yani Merkez Bankası'nın raporlarını incelerseniz görürsünüz yani dış güçlerin neler olduğunu görürsünüz. Nedir bu da? Siyasal iktidarında söylemde sürekli dış güçler dediği şey yurt dışı yerleşikleriyle hem devletin kullandığı dış krediler ve satışa çıkardığı bono ve tahviller aracılığıyla hem de özel sektörün ticari kredileri ve borsalar aracılığıyla yoğun ilişkileri var. Dış güçler dediğiniz güçler bunlardır. Bunlardan şey yapıyoruz. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu ilişkilerde ciddi problem var. Onu itiraf edin. Yani mesela nedir?
ciddi bir cari işlemler açığı veriyoruz. Çok büyümeye başladı ve bunun üzerinde tartışmalar devam ediyor. Niye? Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ciddi bir şekilde düştü, çıkıyor. Girme bir tarafa bırakın, çıkıyor. İçerideki yerleşikler bile dışarıya gidip oralarda yatırım yapıyor. Borsada son zamanlardaki yükselmeleri bir tarafa koyarsanız orada da ciddi çıkışlar var, sıkıntılar var, sorunlar var. Peki bütün bu sorunlar çerçevesinde bu dış ticaret açığını neyle finanse ediyorsunuz? Yani cari açık, neye cari açık diyoruz? İşte ithalat ihracat farkından işte, turizm gelirlerini, müteahhitlik gelirlerini çıkardıktan sonra kalana cari açık diyoruz ve korkunç bir derece %100 şey geçmiş, bu sene 100 milyar doları geçecek, yani böyle bir şeye doğru gidiyoruz. Dış ticaret açığı geçecek 100 milyar doları. Nasıl bunu finanse ediyoruz işte? Problem burada. Nasıl finanse, neyle finanse ediyoruz? Borç mu alın, ne yapıyoruz? İşte swap'ler, ne başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyorsunuz net hata noksan diye bir kalem var. Ya bu net hata noksan nedir değerli arkadaşlarım? Sayın Bakanım ben bilemiyorum. Çok araştırdım, sordum, bugün cevap alamadım. Bu varlık barışı ile gelen şeyler ne hangi kaleme giriyor? Net hata noksana mı giriyor? Nereye giriyor? Çok ciddi bir şekilde merak ediyorum. Net hata noksana mı giriyor varlık barışı ile yapılan şeyler? Bakın Sayın Bakanım, sizin hükümetleriniz döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde 18 defa varlık barışı yapılmış. Yani 18 defa varlık barışı adı altında kanun çıkmamış ama diğer kanunlar içine sertleştirilmiş. Cumhurbaşkanı o zaman yetkisi verilmiş, uzatmış 18 defa. Ne oluyor değerli arkadaşlarım? OECD'nin böyle bir şeyi var. Demin bütün ülkelere önermiş, bir kere varlık barışı çıkarın. Bu dünyada dolaşan işte kayıtlı olmayan paralar kayıtlara girsin. İşte şu şekilde çıkarın falan dediniz. Siz iş çıkardığınızda herhangi bir idari adli soruşturma da açmayacaktınız. Muhalefetin şeyiyle bunu kaldırdınız. Sonradan %1 de vergi koydunuz. Ama değerli arkadaşlar 18 defa varlık barışı çıkaran Türkiye ne getiriyor dünyadan? Nasıl bir para getiriyor dünyadan değerli arkadaşlarım? Efendim işte küplere bindiniz. Nasıl böyle ana muhalefet partisi Türkiye'yi jurnallıyor mu? Ne demek yani varlık Türkiye şeyini cari açığını uyuşturucuyla finanse ediyor. Tamam, uyuşturucuyla finanse etmiyorsunuz. Hangi para geliyor? Ben bakanlığa iki defa, Maliye Bakanlığı'na iki defa soru önergesi verdim değerli arkadaşlar. Bir tanesinde dedi ki kayıtlarda geçmiyor böyle, bizim Maliye Bakanlığı'nın kayıtlarına girmiyor bu para. Açıklamadı yani varlık barışından ne geliyor. Diğerinden dedi şu kanuna göre getiriyoruz. Hakaret ediyor ama ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Tabii bunu hakaret etti diye gidip tokatlayacak halimiz yok. Yani yarın günü geldiği zaman şey çerçevesinde bunlar sorulacak. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bir sistem uyguluyorsunuz. Düşük faiz, yüksek enflasyon filan. Bu kime yarıyor değerli arkadaşlar? Buna iyice bir bakmak lazım. Bakın gidin, şirketler %700'ler, %800'ler kar etmişler. Yani bu işte net karları değildir, şudur budur. Kar etmişler. Niye? Enflasyon da böyle oluyor. Değerli arkadaşlarım, yüksek enflasyon dolayısıyla böyle oluyor. Sayın sana Maliye ve Hazine Bakanımız çok önemli bir şey söyledi. Yani bir taraftan insanlar, herkes kızıyor filan ama yani çok itiraflarda bulunuyor. Dedi ki bizim uyguladığımız sistemde sadece dar gelirliler ezildi. Hakikaten dar gelirliler eziliyor. Sayın Bakanım, dar gelirliler eziliyor. Sizi bir de kutlamak istiyorum. Baktım böyle bir çatayım bu Muş'a diye. Baktım. Hiçbir baronla filan resmin yok. Sizi kutlarım. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi bu dar gelirliler eziliyor. Bunu bile söylüyorsunuz. Kim kazanıyor? Yüksek. Bakın iş adamlarında ciddi bir şikayetler var. Diyorlar ki kredi yağıyor diyorlar ama biz krediye ulaşamıyoruz. Düşük şey veriliyor. Burada bakın bir sermaye transferi de söz konusu. Güçlü olanlar, kayıtları, sicilleri sağlam olanlar ucuz kredi alıyor. O krediyle iş yapıyor, yüksek inflasyon dolayısıyla istediği gibi satıyor, zam yapıyor. Sadece dışarıya falan değil, içeriye de yüksek şeyler. Rekabet de ortadan kalktığı için, zayıf olanlar ezildiği için yüksek fiyatlarla satıyor. Müthiş bir büyüme oluyor, diğerleri ezilip gidiyor. Bakın sizin üzerine oturmuş olduğunuz ya da desteklediğiniz, sizi destekleyen Anadolu arslanları ile MÜSİAD'da da bakın kayıtları var, şeyleri var. Böyle ifadeleri var. Diyorlar ki biz krediye ulaşamıyoruz.
bu dönem yani yüksek enflasyon zengin zaten zengini zengin ediyor, fakiri fakir ediyor ama zenginler arasında da belli bir grubu daha da zengin ediyor. Diğerleri devre dışı bırakıyor. Bunların sonucunda Sayın Bakanım ülkede çok ciddi sıkıntılar, problemler. Çok ciddi sıkıntılar, problemler, sosyal çalkantılar kapıda yani gelecek. Yani böyle işte efendim kura çekiyoruz. Ne kurası çekiyorsunuz? Sosyal konut kurası çekiyoruz. Nerede Şırnak'ta? Nerede yapacaksınız? Belli değil. 2019'da çekmiştiniz kuraları. Ne oldu? Onlar da belli değil. Bu şekilde uzun süre avutmanız mümkün değil. Sıkıntılar ortaya çıkacak Cemal kardeş. Çok sıkıntı çıkacak. Çok. Çok sıkıntı çıkacak. Ben de kurumdan Sayın Kaynalar söz veriyorum. Süremiz 10 dakikadır. Buyurun. İsimlerimi müsaade ederseniz kendilerine hazırlatıyorum. Ticaret Bakanlığı Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, basınımızın ve komisyonumuzun değerli emekçileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bakanlığın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın durumunu konuşabilmek için önce iktidarın yeni ekonomik model olarak adlandırdığı ancak hiç de yeni olmayan, kısaca değersiz lira ucuz emek gücüne dayalı ihracat stratejisinden oluşan modelin genel ahvali üzerinde durmak gerekiyor. Bu modelin hiçbir resmi ekonomi belgesinde bu adla yer almadığını da not etmek istiyorum. Yeni ekonomik modele baktıktan sonra ticaretin aktörü toplum kesimlerinin genel ekonomik resimlerini çıkartmak istiyorum. Çünkü bunu yapmadan ticaret stratejimizin ne olduğunu anlamak, bunun toplum kesimlerine ne getirdiğini ya da götürdüğünü tespit etmek mümkün değil. Yeni ekonomik modeliyle başlarsak, pandemi küresel ekonomideki tedarik zincirlerinin zayıflığını ortaya koydu. Evet, ticaret kapanınca kapitalist merkezler ucuz da olsa uzaklarda üretim yapmanın sakıncalarını yaşadı. Buna Ukrayna-Rusya savaşı da eklenince tedarik zincirleri iyice kırılganlaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu sene bütçe sunumunda bunu açıkça dile getirdi. Dedi ki, salgının gecikmeli etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, ticari gerilimler ve diğer bölgeler, jeopolitik sorunlar, küresel üretim merkezlerinin Doğu Asya'da yoğunlaşmasının sakıncalarını gündeme getirmiştir. Tedarik zincirlerindeki aksaklıkları azaltmaya yönelik alternatif üretim merkezi oluşturma çabaları küresel düzeyde devam etmektedir. Mevcut riskler bir yandan yakından takip edilirken bir yandan da bu risklerin Türkiye ekonomisi için yeni fırsatlar getirebileceği hususu hükümetimizce dikkate alınmaktadır. İşte yeni ekonomi modelinin temelinde pandeminin yarattığı bu yeni küresel koşullardan yararlanma hevesi yatıyor. Bu başlı başına kötü bir şey değil belki. Koşullar değişir ve iktidarlar bu değişen koşullardan yararlanabilir. Fakat bundan yararlanırken neyi gözden çıkardığınız, hangi yolları tercih ettiğiniz önemlidir. Bu noktayı açmak istiyorum Sayın Bakan. İktidar şöyle bir hesaba girişti. Madem ABD ve AB yakın yeni üretim merkezleri önümüzdeki dönemde revaçta olacak, ben de buna göre ekonomimi yeniden şekillendireyim. Eğer ben kuru yükseltir, dolayısıyla emeği ucuzlatırsam, yeni üretim merkezi olmaya güçlü bir aday olurum. Değersiz lira ve ücretleri baskılayarak ucuz emek sömürüsü merkezi olan ülkeye benzeyebilirim. Eğer üretim merkezi olursam da ihracat artar, ithalat azalır, cari denge kontrol altına alınır, böylece kur üzerindeki baskı azalır ve enflasyon düşer. Öyleyse yeni ekonomi modelinin bir bilançosuna hep beraber bakalım böyle mi olmuş?
Türkiye'nin dış ticaret tablosu giderek kötüleşiyor. Özellikle bu yılın başından itibaren dış ticarette negatif rekorlar birbirini izliyor. Ham madde ve yarı mamul malı geçmiş yıllara göre daha pahalıya alıp daha pahalıya satıyoruz. Maliyet kaynaklı fiyatlar dolayısıyla ihracattaki artış var, ancak enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte ithalatın artışı ihracatın kat be kat üzerinde. Son aylarda enerji ithalatındaki azalış negatif etkiyi sınırlıyor. Dolayısıyla Türkiye vazgeçilmez olmayan katma değeri düşük ihracata konu mallarını daha ucuz fiyata ihraç ederken ithalatı her geçen ay daha yüksek fiyatlarla gerçekleştiriyor. Bazı veriler paylaşmak istiyorum netleştirmek adına. Yıllıklandırılmış bazda dış ticaret açığındaki artış 1997 krizinden bu yana ilk kez %138 seviyesinde gerçekleştirildi. İthalat ilk kez 300 milyar dolar sınırını aştı, üstelik yıl bitmeden. Dış ticaret açığında ilk 10 aylık artış %168.5'e ulaştı. Ocak-Ekim 2022 döneminde dış ticaret açığı 91.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 10 aylık açık rakamına ulaştı. Dış ticaret açığı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %400'ün üzerinde artış kaydetti. Sayın Bakan, Birleşik Krallık'la ticarette 6 milyar dolar dış ticaret fazlası yaptığını bahsetti sunumda, ama dış ticaret açığı 11 yılın ardından ilk kez 100 milyar doları aştı, bundan bahsetmedi. En son Temmuz 2011'den Şubat 2012'ye kadar olan dış dönemde ticaret açığı 100 milyar doların üzerinde seyretmişti. İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranını ifade eden dış ticaret haddi 73 seviyesiyle endeks tarihinin en düşük seviyesini gördü. Bu rakam aynı zamanda ihracatta ucuzluk rekoruna işaret ediyor. Kısacası ihracat ucuzladı ucuzlamasına, ancak tablo olumluya dönmedi. Tersine devasa bir dış açık sorunu yaşanıyor. Oysa yeni ekonomi modeli ya da Türkiye ekonomi modeli TL'nin değerinin düşük tutularak dış ticarette ve cari dengede fazla verileceği, bu yolla döviz talebinin aşağı çekileceği ve enflasyonun da kontrol altına alınacağı varsayımına dayanıyordu. Gerçekler yeni model varsayımını alt üst etti. Zaten 2016 sonrasında ekonomik büyümenin ritmini kaybetmesine neden olan, 2018'den itibaren fantezilerle ülkeyi 3 döviz krizine sürükleyen, 2021 sonundan itibaren enflasyona karşı mücadele edilemeyeceğinin ilanıyla ülkeyi son 80 yılın en dik artışlı enflasyonist sürecine sokan, 2016'dan bu yana emek aleyhine tarihi bir bölüşüm şokunun yaşanmasına neden olan, iş gücünün 1/5'inin geniş tanımlı işsizliğe demir atmasına neden olan ve dış açıkları tarihi zirvelere taşıyan bir iktidarın yeni bir ekonomik model ortaya koyabileceğini düşünmek bile hayal olurdu. Gerçek şu, hem iç ticarette, hem dış ticarette, hem üretici açısından, hem esnaf açısından, hem de tüketici açısından hemen hemen her alanda derin bir ekonomik buhran yaşanıyor arkadaşlar. Peki bu model neyin pahasına hayata geçirildi? Yoksulluğu derinleştirmek pahasına. Emeği ucuzlatma stratejisinin sonunda bölüşüm nasıl gerçekleşmiş? Şimdi bir de ona bakalım. 2021 yılında iş gücü ödemeleri bir önceki yıla göre %31.7 artarken brüt işletme artığı karma geliri %50.7 artmış. 2022 ikinci çeyrekte ise iş gücü ödemeleri %66.4, net işletme artığı karma gelir ise %134.7 artmış. Önce yalın bir gerçeğin altını çizelim. Bu veriler siyasi iktidarın çalışanları enflasyona ezdirmedik demagojisini gözler önüne seriyor. Ezdirdiniz, üstelik resmi enflasyonu bile ezdirdiniz. 2021 yılı resmi enflasyonu %36.1'dir Sayın Bakan. 2021 yılı brüt iş gücü ödemeleri enflasyonun 4.4 altında kaldı. 2022 yılı ikinci çeyrek sonunda resmi enflasyon %78.6'dır.
ikinci çeyrekte brüt iş gücü ödemeleri resmi enflasyonun 12.2 puan altındadır. Buna karşılık sermaye kazançları sırasıyla 14.6 ve 56.1 puan resmi enflasyonun üzerindedir. Nüfusun en zengin %5'i dışındaki tüm kesimlerin yoksullaştığı ortadayken Hazine ve Maliye Bakanı 20 yıldır bu ülkeyi hiç ama hiç kimse beni enflasyonun altında ezdirdiler diyemez diyebilmiştir. Ne acıdır ki aynı gün Sayın Bakan bankaların 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi vereceği açıklanmıştır. Kara bir mizan. Demagojinin lüzumu yok. Zaten siz de Sayın Bakan Bingöl'de konuşmanızda enflasyon ortalaması verirken son yılları hariç tutmuştunuz. Siz de farkındasınız. İşçileri, emekçileri bal gibi enflasyona ezdirdiniz. Bunu TÜİK'in resmi verileri bile saklayamıyor. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, dünya ticaretinden aldığımız pay azalıyor ve niteliksizleşiyor. Yanlış ekonomi politikaları sonucunda bugün neredeyse elimizdeki tek güçlü denebilecek ihracat kalemi beyaz eşya. Türkiye'nin ihracatı artıyor gibi görünse de kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1.6 dolar seviyesinden 1.09 dolara kadar düştü. Şu çok açık ve net ki Türkiye katma değerli ürünler üretmiyor. Dünya ortalamasına göre halen genç bir popülasyonumuz olsa da ülkemizin yaşlanma hızı dünyadaki diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek. Türkiye ucuz iş gücü ihraç etme iddiasıyla dünyada güçlü bir yere gelemez. Önümüzdeki 10 yılda robotlaşmanın ve otomasyon sistemlerinin hızlanmasıyla birlikte iş gücü avantajı da yok olacak. İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye sosyal adaletsizliğin zirve yaptığı bir ülke haline gelmiştir. İnsanımız bunun acısını her gün daha da sert biçimde yaşıyor. Türkiye'de özellikle gençler ekonomik sıkışmışlıktan kurtulmak için kriptolara, borsalara hücum etti ve Türkiye bu alanda dünyada 5. en büyük pazar haline geldi. Hayal kırıklarıyla dolu bir gençliğimiz var. Artık inovasyonu tüketen bir pazar konumundan inovasyonu üreten bir merkeze dönüşme zorunluluğumuz var. Aksi halde gelişmişlik seviyesinde daha alt sıralara düşmemiz kaçınılmaz. Dünyadaki bu hızlı dönüşüme cevap veren güven ve altyapının sağlanması Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıyor. Küresel ölçekte yeni ve akıllı bir altyapıyı kurmak zorundayız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve bu derin krizden çıkmak için temiz yatırıma ihtiyaç var. Bugün ülkemiz maalesef kara para kaynakları için cazibe merkezi haline dönüştürülmüştür. Sokaklarımızda metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler kol gezmekte, yabancı mafya ve çeteler birbirini infaz ederek hesaplaşmaktadırlar. Kara paranın beraberinde getirdiği uyuşturucu gençlerimizin hayatını da ele geçirmektedir. Bu nedenle kara parayı ülkeden kovup acilen temiz yatırımlara yönelmek şarttır. Temiz para gelirse kara para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımıza söküp atar. Sürüklendiğimiz krizler girdabının tek çözümü budur. Kuracağımız düzende ülkemiz dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendisine çeken, refah seviyesinin arttığı, gelirin tabana yayıldığı, sosyal adaletin tüm yönleri tesis edildiği bir ülke olacaktır. Vatandaşlarımızın kuşkusu olmasın. Sayın Bakan, bakanlığınızın görevlerinden biri yerli sanayinin korunması ile ilgili tedbirleri almaktır. Sormak isterim, bugüne kadar hangi yerli sanayiyi korudunuz? SEKA özelleştirildi. Ülkede kağıt üretimi tamamen bitti. Kağıt fiyatları dolar bazında belirleniyor. Dolar artınca kitaptan gazeteye, ambalaj için kullanılan kartonun kutudan tuvalet kağıdına kadar hepsinin fiyatı artıyor. Kağıt sanayisini korumak için bugüne kadar ne yaptınız? 2023 yılı bütçenizde bu sanayiyi korumak için kaç liralık kaynak ayırdınız? Sümerbank'ta özelleştirildi. Kumaş sanayini korumak için ne yaptınız?
2020 yılı itibariyle pamuk ekim alanları son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünyada en önemli pamuk üreticisi ülkelerden biriyken bugün yerli pamuk ihtiyacının ancak %40'ı yurt içindeki üretimle karşılanabiliyor. %60'ını ithal ediyoruz ve bu ithalatın payı her yıl artıyor. 2021 yılında 250 milyon dolarlık pamuk ihracatına karşılık 2,5 milyar dolarlık pamuk ithal ettik. 2023 yılı bütçenizde kumaş sanayini korumak için kaç liralık kaynak ayırdınız? Yerli sanayi böyle mi korunur? Bir taraftan cari açığı azaltmak için faizi indirip halkın ağır enflasyon altında ezilmesini göze alarak Türk lirası değerini kaybetsin diye politikalar izleniyor. Diğer taraftan A'dan Z'ye her konuda ithalata bağımlı bir ekonomi yaratıyorsunuz. Sonuç, ithalatımız ihracattan daha fazla artıyor. Dış ticaret açığı ve cari açık artıyor. Halk her geçen gün daha fazla fakirleşiyor. Bu durumda kim kazanıyor? Sadece faiz lobisi. Sayın Bakan, görevleriniz arasında esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politika, ilke ve hedeflerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak belirlenmesi ve stratejiler geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak da var. Konya kadar yüz ölçümü olan Hollanda, tarım ürünleri ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci. Hollanda bu başarıyı tarımda kooperatifleşmeyi teşvik ederek sağladı. Ticaret Bakanlığı tarımda kooperatifleşmeyi teşvik etmek için hangi politikaları uyguluyor? 2023 bütçesinde tarımda kooperatifleşmeyi teşvik eden ne kadar kaynak ayırdınız? Bu amaçla ayırdığınız kaynak, kur korumalı mevduat için ayırdığınız kaynağın kaçta kaçı? Önceliğiniz hangisidir? Tarım mı, faiz lobileri mi? Sayın Bakan, iktidarınız ekonomiyi öyle bir noktaya getirdi ki ayırdığınız kaynak da kullanılamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde esnaf ve sanatkara kredi müjdesi verdiniz. Esnaflardan bizleri de arayan oldu, odalardan da. Kredi limitini 500 bin liraya çıkardınız. Bugün gidin Halkbank şubelerine, değil 500 bin, 50 bin lira bile kredi bulamıyor esnaf. Kredi talep ettiğinde kredi biletinizde ve limitinizde sorun yok ama kredi verecek para yok şeklinde cevapla karşılaşıyor. Limit artışının resmi gazetede yayımlandığı günden bugüne kadar kaç esnaf krediye başvurdu, kaçına kredi verildi ve verilen kredi tutarı ne kadardır? Kur korumalı mevduat faizlerine kaynak aktarmaktan esnafa sıra niye gelmiyor? Sayın Bakan, bakkallık meslek kolları içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen bir meslek. En önemli sorunlardan biri bakkalların AVM ve zincir marketler ile rekabet edememesidir. Yıllardır zincir marketler sorununa dair bir adım atılmadı. Zincir marketlerin her yere şube açması nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatıyor. Yarım ağızda söylenen birkaç cümle dışında ne yapıldı? Küçük köylerde bile pazarı ele geçirmişlerse zincir marketler, burada esnafın hali sizce nasıl olur? Zincir marketlerin bütçeleri, reklamları kat ve kat büyük. Küçük esnaf buğday tanesi gibi ezilmeye devam ediyor. Esnaf kredi borçlarına zaten kurtulamıyor. Ayakta durma mücadelesi veriyor. SGK borçları, kredi borçları, EYT beklentileri, zamlar, alım satımının düşmesi ve az oluşu, dükkan kirası gibi artan elektrik fiyatları ve bu niceleri esnafın hep gündeminde. Sayın Bakan, anayasamızın 173. maddesinde ne yazıyor? Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Devlet esnaf ve sanatkarı kime karşı koruyacak ve destekleyecek? Büyük sermayeye karşı koruyacak. Büyük sermayenin küçük işletmeleri ezmesine müsaade etmeyecek. Siz ne yapmaktasınız? 1986'da bir olan AVM, siz iktidara geldiğiniz 2002 yılında 45 idi, bugün 448'e ulaştı. 2022 ilk ayı itibariyle. Her yeri kontrolsüzce AVM ile donattınız, zincir markette donattınız. Sonra da şirketlerin son yıllarda vatandaştan fazladan aldıkları paranın önemli bir bölümünü ceza keserek tahsil etme yoluna gittiniz. Ancak bu para vatandaştan çıkmıştı. Gerçek mağdur olan vatandaşın cebinden çıkan para ne olacak? Kim onu yerine koyacak? Sayın Bakan, siz 5 büyük markete ceza kesene kadar bu 5 büyük marketin şube sayısı ülke genelinde 30 bini geçti.
Bu 5 büyük zincir marketten birinin büyük hissedarı 35 milyar euro sermayesi olan Londra merkezli büyük bir fondur. Diğer 4 zincir market şirketlerinin sermayesi ise 1 milyar TL'nin üzerinde. Bu kadar büyük sermayeye sahip uluslararası gücü olan zincir marketlere karşı esnafın nasıl rekabet etmesini bekliyorsunuz? Küçük esnafı korumak için bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Hayatının bir döneminde seyyar pazarcılık yapmış biri olarak söylüyorum Sayın Bakan. Küçük esnafın çektiği acıları yaşayamayanlar anlamazlar. Esnaf soruyor, verilen sözler niye yerine getirilmiyor? Hani zincir marketlerde ekmek ve sigara satılmayacaktı? Bu ürünleri sadece bakkallar satacaktı diye. Her türlü ürünü zincir marketler 70-80 mesleği olumsuz etkiliyor. Zincir marketler yazın plaj ürünlerinden tutun da kışın kış lastiğine, antifriz ve cam suyuna, eğitim sezonunda kırtasiye ürünlerine, kurban bayramlarında canlı kurbanlık satışına kadar her şeyi satıyor. Üstelik su, deterjan, yağ gibi ürünlerde fiyat birlikteliği yapıyorlar. Bu da piyasada tekel hakimiyetiyle fiyatların artmasına neden oluyor. Artan maliyetlerden dolayı esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini alamazken büyük marketler tedarikçiden daha ucuza sipariş ettiği ürünlerle daha çok kar ediyor. Sermayesi ve işletmesi daha küçük olan esnafımız ise tedarikçiden yüksek fiyattan ürün aldığı için zincir marketlere göre kar marjı daha düşük. Doğmuştur. Birkaç cümleyle toparlayalım. Başkanım bir dakika verebilir misiniz? Çok kısa. Buyurun. Evet, büyüklerin lehine, küçüklerin aleyhine işleyen bir süreç var. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım. Parakente yasasının esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Son olarak Sayın Bakan, elektrikte üçlü tarifeyi 4'e çıkaralım Sayın Bakan. Sanayi, konut ve ticaretin yanında bir de esnaf tarifesi belirleyin. Esnaf ve sanatkardan daha düşük elektrik parası alın. Esnafı, sanatkarı, zengin tüccarı aynı kefeye koymaktan vazgeçin. Durum o noktaya geldi ki bazı elektrik firmaları esnafı arıyorum son günlerde. Mevcut tarifeye %100 zam yaparak sözleşme imzalayalım. Bir yıl fiyat artışlarına etkilenmeyin diyorlarmış. Demek ki Ocak ayından sonra elektrik fiyatlarının %300 artması bekleniyor ki firmalar %200 artışı göze alarak sözleşme öneriyor. Esnafın da hali pür melali bu. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İktidar Türkiye'nin ithalatı ve dolayısıyla dış ticaret açığındaki rekor büyümeyi enerji fiyatları ve altın ithalatına bağlıyor. Diğer bir ifadeyle kader olarak sunmaya çalışıyor. Oysa iyi bir ekonomi yönetimi bu tür durumlar için gereklidir. Altın ithalatını gereksiz kılacak, enerji ithalatını da azaltacak ekonomik önlemler alınarak sermaye çıkışının da olduğu böyle bir dönemde dış ticaret açığının daha küçük kalması sağlanabilirdi. Vatandaşların bankalara olan borcunda yılbaşından bu yana 369 milyar liralık, toplam borçlarda ise 371 milyar liralık artış yaşandı. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bu yıl Ocak-Eylül döneminde vatandaştan aldığı faiz ise 129.3 milyara ulaştı. Şimdi ne hikmetse vatandaşa güzel haberleri vermek hep size kalıyor. İyi şeyleri hep siz söylüyorsunuz. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık diyorsunuz mesela ve alkış alıyorsunuz. Biz de alkışlıyoruz sizi tabii. Peki ithalat ne hayalimde? Onu söylemiyorsunuz. Çünkü orada durum vahim. O zaman bırak onu muhalefet söylesin. Yani kötü haberleri hep muhalefet versin. Biz algı yaratalım. Vatandaşlar iyi haberleri bizden duysun diyerek. Gerçekten bu konuda çok başarılısınız. Aslında iyi oynuyorsunuz. Yandaş maliyle vatandaşa da üç maymunu oynatıyorsunuz. Oynattığınızı zannediyorsunuz. Maymun gözünü açtı, konuşuyor. Sağır dilsiz değil artık. Görüyor, açtı gözünü. Her seçim arifesinde duymaya alıştığımız yeni bazı bulunan petrol, demir, doğalgaz rezervleri gibi seçim arifesinde yarattığınız tanklar, otomobiller gerçekten 20 yıllık iktidarınızda her seçim arifesinde göğsümüzü kabartıyorsunuz. Bir Türk vatandaşı olarak ama seçim bitiyor, bütün rüya sona eriyor. Her şey bitiyor, kayboluyor. Nerede Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz? Ne zaman çıkarıyoruz? Nerede Altay tankı?
Ne zaman çıkacak? Nerede otomobil videosunu izlettiğiniz? Videosunu görmem yetmez. Yok ettiğiniz orta direk alabilecek mi o ürettiğiniz arabayı acaba? Mutfaktaki yangınla boğuşan, çocuklarını yatağa aç gönderen annenin bu otomobille bir ilgisi yok. Mutfaktaki yangını söndürmeye çalışıyor. Biz böyle bir otonun yerli olmasından onur ve gurur duyarız bir Türk vatandaşı olarak. Ama bu araç ne yazık ki yerli değil. Vatandaşa belki bunu yutturmak kolay olabilir halka. Ama bizim gibi sanayici ve iş adamına bunu anlatamazsınız. Yerli olduğunda bence dayatamazsınız. Algı yaratmak yerine gerçekleri acaba halk ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? Ve artık Sayıştay'ın yaptığı denetim ve raporlarının sonuçlarını bizlerle paylaşmaya yanaşacak mısınız? Bunları bize anlatacak mısınız? Gerçekten biz bunu merak ediyoruz. Ticaret Bakanlığınızın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %2.8 oranında artarak 21.3 milyar dolar olurken ithalat ise %31.9 oranında büyümeyle 29.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir işletmenin size göre ayakta kalabilmesi, bir ülkenin, bir bakanlığın bütçesinin doğru sonuç verebilmesi sadece sattığı ihraç ettiğiyle mi hesaplanır? Bunun girdi dengesi yok mudur? Yani gerçekler ne yazık ki matematik böyle söylemiyor bize. Bize böyle öğretmediler bunu. Sizden de bu konuda doğrusu samimi olmanızı bekliyoruz. Her şeye rağmen bu bütçenin Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını, hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti 2023 hedeflerini ortaya koymuş ve birçok vaatte bulunmuştu. Gelinen noktada iktidarın karnesi sınıfta kaldı. Sayın Bakan, sunumunuzda Rusya-Ukrayna savaşının dünyaya ve enflasyona etkilerinden bahsettiniz. Savaşan Rusya'da enflasyon %13.7, Ukrayna'da %24.6. TÜİK'in yalanlarına rağmen tek haneli enflasyon vaadini aksine enflasyon azdı. Resmi rakamlar bile enflasyonun %85.51. G20 ülkelerinde en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Yıllık gayri safi yurt içi hasıla 2 trilyon dolara çıkacak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girilecek denildi. En büyük ekonomiler listesinde 21. sıraya düştük. Sefalet endeksinde ise 1. sıraya yükseldik. Arjantin'i hem enflasyonda hem de sefalette geçmeyi başardık. İhracat hedeflerimiz de tutmadı. İhracatta ileri ve yüksek teknoloji ürünlerin payı %20'ye çıkacak dediniz. Gerçekleşme %3 oldu. İnşaat malzemelerinde ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk 3 arasına girilecek denildi. Hedefin 1/3'ü ancak gerçekleşti. Otomotiv sektöründe 5 milyon araç üretilecek ve 125 milyar dolarlık ihracat yapılacak. İhracat rakamı 25 milyar dolar oldu. Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapılacak denildi. 18 milyar dolarda kaldı. 10 milyar dolarlık yaz sebze ve meyve ihracatı yapılacak diye hedef konuldu. 2 milyar 183 milyon dolar ihracat yapıldı. Tamamen dışa bağımlı politikalarınız yüzünden her yıl dış ticaret açığı veriyoruz. Sayın Bakan, sizin yaptığınız gibi ticaretimizin bir fotoğrafını çekelim. Hedef 500 milyar dolar. Ama hangi hedef tuttu ki ihracat hedefiniz tutsun? 10 ayda ithalatımız 209 milyar dolar oldu. Siz hep ihracatı konuşuyorsunuz da gelin bir de ithalatı konuşalım. İthalatımız da 300 milyar doları geçti. Dış ticaret açığımız %168.5 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %69.7'ye geriledi. Dünyanın en büyük 10 limanından birini inşa edeceğiz dediniz. Bırakın liman inşa etmeyi, elimizdeki limanların kullanım sürelerini uzatmak için 2 kez
meclise teklif sundunuz. Biri Anayasa Mahkemesi'nden döndü, diğeri de komisyon görüşmelerinde geri çektiniz. Değerli arkadaşlar, ticaret hayatının yaşamı için ticaret hayatının aktörlerinin yaşaması ve desteklenmesi gerekir. Ancak TOP verilerine baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 şirket kapanırken bu yıl ilk 9 ayda kapanan şirket sayısı 15.000'i geçmiş. %62.7'lik bir değişim var. Test verilerine bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl sicili terk eden esnaf sayısı 81.000 civarındayken henüz 10 aylık bir süreçte 76.000 esnaf kepenk kapatmış. Sizin bu işletmelere desteğiniz ise onları borçlandırmak üzerine kurulu. Kredileri müjde gibi duyuruyorsunuz. Esnafa can suyu diye verdiğiniz kredilere esnafı faize boğdunuz. Ucuz market zincirlerinin karşısında mahalle esnafını bitirdiniz. Perakende sektöründe yaşanan sıkıntıyı siz de biliyorsunuz. Bakan olduğunuzda çözeceğiz diye söz verdiniz. Yıllar geçti, bu konuda da atılan bir adım yok. Hangi meslekte kaç esnafınız işletme açtı, kapattı diye soruyoruz. Güncelleme çalışması devam ediyor diye yıllardır cevap veriyorsunuz. Sayın Bakan, geçtiğimiz burada bu Sayıştay raporlarına çok dikkat edeceğim. Bu noktada bu taahhüdü size veriyorum dediğinizi hatırlatmak istiyorum. Ancak bu yılda taahhüdünüzü yerine getirmediğinizi görüyorsunuz. Bakanlığınıza dair Sayıştay raporlarında toplam 12 ayrı bulgu var. Sayın Bakan, bu bulgular neden giderilmedi diye bir kez daha sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Sayın Bakanım, bize genellikle muhalefet olarak diyorlar ki hep eleştiriyorsunuz, neden takdirlerinizi de bildirmiyorsunuz? Size takdirlerimizi bildirmek isterim. Özellikle gümrükler gibi bir alanda epeyden beri suistimali olmaması, bu konuyla ilgili sorun, sıkıntı, yolsuzluk iddialarının olmaması sizin başarınızdır. Gerçekten takdir edilecek bir durum. Başarılarınızın devamını dileriz. Bizi tabii buna takdirlerimizi engelleyen sizin selefinizin daha önceden de takdir ettiğimiz ancak sonradan da pişmanlık duyduğumuz bir davranışı olmuştur. Yoksa hiçbir zaman bu takdirlerimizi esirgemeyiz. Cemal Bey duydunuz değil mi? Ben diyorum ki sürekli olarak bütün komisyon üyelerinin, milletvekillerinin yürütme erkini eleştirmesi lazım. Bu eleştirilerin de yapıcı olması lazım ama bir türlü anlaşamadık şimdiye kadar maalesef. Sürekli olarak bizi eleştiri kendilerini de takdir makamında görüyorlar. O taraf alkışlıyor, biz eleştiriyoruz. Bunun düzelmesi lazım. Şimdi ben takdirlerimden sonra bazı eleştirilerim de var. Onları hızlı bir şekilde aktarayım Sayın Bakanım. Birincisi bu detayına girmeyeceğim ama son Ekim ayındaki ihracatımızda %2,8 artıyor. 21 milyara ihracat çıkıyor ama ithalatta %31-32'lik bir artış var. 29 milyara çıkmış. Aradaki fark Ocak-Ekim ihracatı 209, ithalatı ise 300 milyara çıkmış. Yani ilk defa 100 milyarı aşacak bir dış ticaret açığı söz konusu olacak. 60 milyar liralık da yıl sonu itibariyle cari açık bekliyoruz. Bu rekor. Bunun sebebi siz değilsiniz. Biliyorum ekonomi politikaları ama bakanlar kurulunda yok artık ama kabinede bu konuyla ilgili uyarmanız lazım. Geçen yıl bu zaman biz bütçe yaparken efendim biz heterodoks politikalara geçiyoruz. Ortodoks politikaları bırakıyoruz. Bundan sonra cari açık kapanacak, dış ticaret açığı kapanacak, enflasyon düşecek. Her şeyi söylediler ya. Bu tam tersi oldu. Geçen yılki rakamlara bakın, bu yılki rakamlara. Bu Türkiye'yi felakete götüren, gerçekten de şu anda görülmesi gereken yer budur, bakılması gereken. Türkiye'yi gerçekten felakete götürecek bir politika. Eğer seçime kadar bizi götürürse, çarklar dönüyor falan denmesin.
Çarklar seçime kadar götürürse bizi, seçimden sonra büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Siz bunları bilen bir insansınız ama bunları lütfen eleştirin. Bu Türkiye'yi gerçekten felakete, sıkıntıya götürecek bir politika. Onun haricinde hemen değinmek istediğim birkaç konu var. Siz değinmediniz. Şimdi bu öncelikle şeyi söyleyeyim. Doğalgaz, enerji meselesi. Geçen yıl da bunun artışlarından şikayet ettiniz. Artık Türkiye enerjiye bağımlı bir ülke. Yani bizim dış ticaretimizde onun olması, olmaması, yani onu hariç tutmamızın falan bir anlamı yok. Artık alışmamız lazım. Her halükarda enerji dahil olmak üzere bu saptamalarımızı yapmamız lazım. Enerjiyi hariç tutmamızın bir anlamı yok. Ayrıca bir konuya değinmediniz. Bu Rusya yaptırımları, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'ye olan yaptırımlar. Geçenlerde Avrupa Birliği'nden de bir yetkilisi ziyaret etmişti bayan, hatırlıyorum. Yaptırımlar konusunda görüştünüz, bir açıklama yapmadınız hatırladığım kadarıyla. Bugün de yapmadınız. Yaptırımlar konusuyla ilgili durum nedir? Bu MIR kart sisteminden çıktık. Yani biz de yaptırımlara katılmış olduk ama onun haricinde ne yapıyoruz biz? Durumumuz nedir? Bu çok önemli bir konudur. İhracatımız, ithalatımız, dış ticaretimiz açısından önem vermemiz gereken bir konu. Bununla ilgili açıklamalarınızı da bekliyorum Sayın Bakanım. Dünya ticaretindeki payımız da düşüyor, arkadaşlarımız söyledi. Yüksek teknoloji ürünlerle ilgili payımız da, ihracatımızdaki yüksek teknoloji ürünler payı da düşüyor. Kilogram başına ihracat 1 doların altına düştü. Bunlar tehlike çanları. Bir de bir arkadaşımız Osman Bey belirtti, Antalya milletvekilimiz. E-ticaret konusundaki durum Anayasa Mahkemesi esastan görüşmeye aldı. Biz onu desteklemiştik biliyorsunuz. O konuyla ilgili rekabet hukukuna da aykırılık olduğu söyleniyor. Kafamızı karıştırdılar son zamanlarda. Onunla ilgili de bir açıklamanız olursa memnun olurum. Onun haricinde bu sabahleyin usulle ilgili söz aldığımda da belirttim. Kesin hesaba değinmek istiyorum. Sayın Başkanım, siz de söylediniz. Kesin hesap konusu önemli. Geçmiş yıllarda tenkit edilen, Sayıştay tarafından tenkit edilen bulguların takip edilmesi lazım. Geçen yıldan beri takip edilmeyen, daha önceden beri takip edilmeyen konular var. Bunlardan bu sene 3 bulgu mali tabloları etkiliyor, 9 bulgu etkilemiyor Sayıştay raporunda. Ancak geçen yıldan gelen konuları düzeltmemişsiniz. Bunlardan bir tanesini özellikle sormak istiyorum. Şu Türk haliti konusu değinmediniz. Geçmişte Sayıştay raporlarında epey tenkide uğramış bir konu. Türk haliti ile ilgili bakanlık direniyordu, Sayıştay da direniyordu. Yanlış uygulandığı, yanlış destek verildiği söyleniyordu. Şimdi birdenbire ortadan kalktı bu Türk haliti konusu. Çok para harcandı bu konuya. Çok destek olundu. Ne oldu bu konuyla ilgili olarak sonuçta? Yani izlemeden de kalkmış. Sizin de o konuyla ilgili herhangi bir şeyiniz yok. Şimdi benim gördüğüm, bildiğim, bugün değinmediniz ama Cumhurbaşkanlığı kararı var. Nisan ayında bir karar. 5447 sayılı. Türk haliti e-Türk haliti'ye dönüşmüş. E-ticaret konusunda bir şeyimiz olmuş. Bilişimin yıldızları şeyiyle, logosuyla anlatılıyor. Bu eski Türk haliti'nin devamı değil. Bu farklı bir konu. Geçmişteki Türk haliti başarısız olduysa bunun sorumluları kimler? Bununla ilgili ne yapıldı? Bununla ilgili bilgi verirseniz memnun oluruz. Bu unutulmaması gereken bir konu. Eğer başarısızlıksa da örnek alınması, bir daha yapılmaması, tekerrür etmemesi gereken bir örnek. Başarıysa da bilmemiz gerekiyor muhakkak. Onun haricinde Sayıştay raporunda gayet güzel anlatılmış. Şurada 5. sayfada Sayın Bakanım bir anlatım var. Sizin bakanlık olarak ilave gelirleriniz var. İhracatçı birliklerin müşterek hesabından 55 milyon küsur bir geliriniz var. İç ticaret hizmetlerini geliştirme paylarından 36 milyon, kantar payı gelirleri hesabından da 28 milyon lira olmak üzere 120 milyon geliriniz var. Onun haricinde
Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı kapsamında da 1.953.700 avroluk bir geliriniz olmuş 2021'de. Yine bakanlık faaliyetleri finansmanında bütçe dışında olan döner sermaye gelirleri de 46 milyon küsur. 200 milyona yakın bir geliriniz olmuş 2021 rakamlarıyla, iyi para bu. Bunlar farklı harcanıyor Sayın Bakan. Bakın, bunlar normal olarak bütçeye alınması gereken, bütçe birliği esasına aykırı harcamalar bunlar. Ya bakıyorum, bakın Sayıştay raporunda var 19. sayfada. Sayın Başkanım, bunu bizim de komisyon olarak bilip üzerinde durmamız lazım. Bakın, kışlık yiyecek eşyası alımı, yazlık eşya alımı 7.509.000 lira yazlık, kışlıkta 2.438.000. Şimdi bunlar gümrük muhafaza memurlarına vesaire alınan kışlık yazlık yiyeceklerdir muhtemelen. Ama yazlık farklı, kışlık farklı. Bunlar Sayıştay denetçileri tarafından denetlenemiyor. Bunlar sizin tarafınızdan harcanıyor ama Sayıştay bunları denetleyemiyor. Bunların bütçe içerisine alınması şart Sayın Bakanım, Başkanım. Araç kiralama, hizmet alımı. Yani bunlar bu T cetveli dışında yaptığınız, aldığınız araçlar. 29 adet araç, mal ve hizmet alımı var. Araç kiralama, hizmet alımı var onun haricinde. Mesela merkez teşkilatı, birim amirleri ve bölge müdürleri toplantısına harcanan paralar var. Bunlar bütçeden yapılabilir harcamalar. Çevik kuvvet eğitimi. Tamam, gümrük memurlarının da eğitilmesi gerekiyor ama yani bütçeden yapabiliriz bunları. Bunlar bütçeye alındı. Bütçe içerisinden yapılabilecek harcamalar. Sayın Bakanım, bunlarla ilgili olarak yanlış yapıyoruz. Bu gelirlerin bütçeye dahil edilmesi, Sayın Başkanım, önemli gelirler var. Bunların bütçeye dahil edilmesi, buradan harcamaların yapılması lazım. Özellikle sizin de dikkatinize sunuyorum. Sayın Bakan, kapanışlar önceki konuşmasında mutlaka bu konulara değinecektir, öyle tahmin ediyorum. Muhakkak tabii ki. Memnun oluruz ondan da. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum Sayın Bakan. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, Ocak-Eylül arasında ithalatımız 272 milyar dolar. TÜİK'e göre ise 271 milyar 249 milyar dolar. Şimdi hangisine inanacağız? Sizden bununla ilgili bir açıklama bekliyorum. Arada 800 milyon dolar gibi bir fark var. 800 milyon dolar siz daha fazlasınız. TÜİK'e göre ise bu rakam 800 milyon dolar daha aşağıda. Yani bu hesap hatası mı, yoksa yıl sonundaki cari hesapla ilgili, cari açıkla ilgili bir çalışma mı, onu da anlamadık. Çünkü Turizm Bakanlığı'nın rakamlarını da yukarı doğru revize ettiğini geçtiğimiz günlerde gördük. Şimdi Sayın Bakan, pandemiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir üretim üssü olacağını söylediniz. Ancak mevcut politikalar tam tersini gösteriyor. Bu arada şunu da ifade edeyim, başta söyleyecektim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecrübe kazanıp halkın seçtiği bir milletvekilinin bakan olması farkını da sizde görüyoruz. Ayrıca bunun için de tebrik ediyorum. Ve burada şunu da hemen arkasından ilave edeyim. Bu geçtiğimiz çalışma döneminde elektronik ticaretle ilgili ısrarla getirip geçirdiğiniz kanun önemli. Yani biz orada destekledik. Fakat yönetmeliklerle ve denetimle henüz piyasadaki etkisini görmüyoruz. Küçükler hala sömürülmeye devam ediyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 2021 yılında Türkiye 13 milyar 345 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girişi sağlamış. Fakat bunun %42'si yani 5 milyar 643 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul. Yani vatandaşlık veriyoruz. Bir şekilde gayrimenkul, yani toprak ve konut satıyoruz. Böyle bir rakam geliyor. Şimdi yeni 2022 yılının rakamlarını da sizin sitelerinizden aldım, verilerinizden aldım. Doğrudan gelen 6 milyar 832 milyon doların 4 milyar 331 milyon doları gayrimenkul satışı. Bu doğrudan yatırım kabul ediliyorsa Türkiye'de doğrudan yatırımın tanımı nedir? Yani eğer doğrudan yatırımı biz sanayi kuruluşları olarak kabul edeceksek bu rakamların revize edilmesi gerekmiyor mu?
gerçek rakamın doğrudan yatırımın 2 milyar dolar gibi olduğunu ve aynı zamanda da bunların hazır şirketlerimize geldiğini ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, ihracatın ithalata karşılama oranını da biraz önce söylediniz. Fakat burada sizin gene sitenizden, Ticaret Bakanlığı sitesinden aldığım verilerde enerji ithalatını çıkarırsak ihracatın ithalatı karşılama oranı %88. Altın ithal ettik dediniz. Enerji ve altını da çıkarırsak ihracatın ithalatı karşılama oranı %94. Yani bu şartlarda bile ikisini birden çıkarmamıza rağmen ithalatın karşılama oranı hele son 9 aylık verilere baktığınız zaman %65'lere düşmüş. Sizin döneminizde düşmüş. Bu bir şey izah ediyor ama uzatmayacağım. Soru bu. Neden buralara düştü? Sayın Bakanım bak esnaf bitik durumda. KGF çıkardınız. Teşekkür ederiz. %7,5'la veriyorsunuz. Ama sicil affı çıkartmazsanız asıl sıkıntısı olan esnafın buraya ulaşımını engellemiş olursunuz. Acilen sicil affı çıkmalı. Bunları ben burada ifade edeyim. İnşallah bir an önce çıkarın ama Merkez Bankası kayıtları yetmez. Bankaların gizli tuttukları sicil aflarını da sicil affınızda da belirtin. Onlar da imha ediz. Çünkü o orada durduğu sürece özel bankalara giden esnaf kredi kullanma ihtimali yok. Sayın Bakan, ihracatçılara elde ettikleri ihracatın döviz gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'na bozdurma zorunluluğu var. Bunu ne zaman kaldıracaksınız? Süre çok daraldı. İhracat rakamları hızla düşmeye başladı. Takip ediyorsunuz. Önümüzdeki dönem daha sıkıntılı olacak. Önümüzdeki dönem euro ve dolar paritesiyle ilgili Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın daha düşme potansiyeli var. Bu engelleyici tutumdan vazgeçmek gerekiyor. Aynı zamanda Eximbank kredilerinde %30 bozdurma zorunluluğu var. Ya bir ay sonra adam gidecek o da vize alacak. Çünkü ithalat yapmak durumunda. Vadeli ithalata uygulanan KKDF'nin kaldırılması gerekiyor. Madem ihracatta bu şartlarda biz rekabet ediyoruz bunu kaldırın. Bu yıllardır bir yüktür. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle reklam kurulu ve başındaki genel müdüre kendinizle dahi olmayan internet sitelerine erişim yetkisi aldınız. Reklam kurulu bugüne kadar kaç internet sitesine erişimi engelledi? Evet Sayın Müdaktır. Hemen çok ediyorum. Az kaldı, çok az. Ve çok önemli bir konu. Ben bunları bazı soruları geçiyorum, onlar da önemliydi ama şu elektrikli scooter meselesi var Sayın Bakan. Son dönemde özellikle de son günlerde 18 yaşında iki genç hayatını kaybetti. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler modeli burada inanılmaz bir şekilde işliyor. Gerçekten vahşi kapitalizm. Birkaç şirkete özel bir yetki verdiniz. Yani bunların ithal etme ve piyasada kullanılmasıyla ilgili ve şu anda inanılmaz bir terör estiriliyor. Daha önce bir düzenleme yaptınız Almanya'da kanun çıkartıldı bununla ilgili. Ve yepyengenç çocuklarımızı kaybediyoruz. Ve böylesine vahşi bir şekilde bunun kiralanması, verilmesi, tekel durumda olanların denetlenmemesi can yakıyor. Bunu bir an önce rekabet kurumu da burada bu firmalara yönelik bir denetim yaptılar mı? Yaptılarsa da bunun açıklamasını istiyoruz. Bütçenin, Ticaret Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Vekilleri, çok değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli emekçileri. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı'nın 2023 bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakan, bütçenizden, genel bütçeden, bakanlığınızın bütçesine ayrılan paya geçen yılla bu yıl arasında farka baktığımızda çok da büyük bir fark yok. Geçen seneki bütçeden aldığı pay %0,48 iken bu yıl %0,42 olmuş. Demek ki bakanlığın farklı bir hedefi yok bu anlamda. Yani bir daha büyük harcama yapacak bir çalışması olmayacak. Mevcut düzen devam edecek görünüyor. Şimdi Sayın Bakan, pandemi, iklim krizi, enerji fiyatlarındaki artış, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel ticaret sisteminde bir yıkım ve yeni bir yapılanma, yeni süreçler yaşanıyor. Siz de bunu ifade ettiniz konuşmanızda.
Bu yeni süreçler tabii ki bizim de ticaretimizi etkiliyor. Gelecek projeksiyonlarında işte ABD, Avrupa Birliği, Afrika, Asya pazarlarında, tüm dünya pazarlarında ülkelerin 2023 büyüme hedeflerindeki küçülme ihracatımızı da eksi yönde etkileyecektir. Yeni pazar hedefleri de bu dönemde çok daha önemli hale geliyor. Öncelikle bunu bir vurgulayalım. Yeni bir düzen oluşumu küresel tedarik zincirlerini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumundaki avantajıyla tedarik zincirlerindeki bu dönüşümü lehine çevirme şansı elbette ki var. Ama gerekenlerin yerine getirilmesi şartıyla. Örneğin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmaları acaba ülkemizde yeterli düzeyde yürütülüyor mu? Pek öyle görünmüyor. Artık uluslararası ticaret tedarik zincirlerinin belirlenmesinde yeşil ilkeler de dikkate alınmakta. Karbon sıfır hedefleriyle uyumlu zincirler tasarlanmakta. Dijital bir ticaret anlayışı, dijitalleşen üretim biçimleri, dijital gizlerle şekillenen çalışma ilişkileri, dijital devlet kavramı da ön plana çıkıyor Sayın Bakan. Bu dönüşümler Türkiye'nin küresel ticaretteki payını arttırabilmesi için izlenmesi gereken stratejileri de tarif etmekte. Ancak sizin iktidar olarak uyguladığınız ekonomi politikalarınız ticaret stratejilerinizi pek de desteklemiyor. Türkiye olarak dünya ticaretinden aldığımız pay azalıyor ve niteliksizleşiyor. Biraz önce bir sözünüzle ilgili açıklama yaptınız. Benim notlarımda da kayıtlı bu sözünüz. Enflasyonun ortalamasıyla ilgili bir açıklama yapmıştınız. AK Parti dönemindeki enflasyon ortalaması son yılları saymazsak %8-9 civarındadır diye. Bunu özellikle artan enerji ve emtia fiyatlarını göz önüne alarak yaptığınızı söylediniz son yıllarda. Ben burada şunu sormak istiyorum size. Dolardaki aşırı yükselişten kaynaklı acaba enerjideki ve emtiadaki birim fiyatlar artmış olabilir mi? Yani maliyetleri Türkiye'de bu aşırı yükseliş ve enflasyonla birlikte artmış olabilir mi? Şimdi yeni ekonomi modeline baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yıllık karnesine bakınca şu veriler ortaya çıkıyor bir kere. Politika faizi %19'dan %10.5'a geriledi. Dolar kuru ne oldu bu arada? 8,5 liradan 18,66 liraya çıktı. Yıllık resmi enflasyon %19.6'dan %85.51'e çıktı. Demek ki hedeflediğiniz rakamlara, hedeflediğiniz noktalara ulaşılamamış, tam tersi bir noktaya gelmişiz. Politikanızın odağında Türkiye'nin dış ticaret hacminde güçsüz TL'ye bağlı ihracat miktarındaki artış ve cari denge hedefi var. Kanunen fiyat istikrarı sağlaması gereken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da maalesef cari dengeyi hedefler bir politika izliyor Cumhurbaşkanı'nın yönetimiyle tabii ki. İşte hedefler de tutmuyor. Cari işlemler açığına baktığımız zaman Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığının 47-48 milyar dolara ulaşmış olabileceğini görüyoruz. İhracatımız ithal girdiye bağımlı Sayın Bakan. Bunu her sene aslında söylüyoruz. Çünkü bunda değişen bir durum yok. Hep o bağımlılığımız devam ediyor. İthalat o yüzden daha fazla artıyor. Mesela bir iki rakam paylaşacağım. Türkiye'nin cari açık vererek büyüyen bir ekonomi olduğunu da veriler bize şöyle gösteriyor. En çok ihracat 0.6 artışla ham madde aramanında olmuş. Ama en çok ithalat %32'lik artışla yine ham madde aramalı ithalatında olmuş. Bu mal gruplarında olmuş. Zorunlu aramalı ithalatı arttıkça rakamlar büyüyor, denge sağlanamıyor Sayın Bakan. Dış ticaret açığına baktığımızda da 9 ayda dış ticaret açığı %158,5 oranında artmış, 83.8 milyar dolara yükselmiş. Bu açığı siz yine enerji fiyatlarındaki ve altındaki artışa bağladınız Sayın Bakan. Şimdi enerjiyle ilgili zaten soru sorarak fikrimi söylemiştim. Neden bu artışın nedenini dövizdeki artışa bağlı olarak arttığını. Şimdi altın ithalatı, altında niye artış var diye sormak istiyorum. Acaba yine sizin yanlış ekonomi politikalarınız ve ekonomi yönetiminizden dolayı tasarruflarını yüksek enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşların altına olan talebindeki artıştan
olabilir mi diye sormak istiyorum. Şimdi ihracatımızın da değeri azalıyor Sayın Bakan. Bu önemli bir veri. Bir başka ifadeyle daha çok malı daha düşük fiyatla satarken daha az malı daha yüksek birim fiyatlarla satın alıyoruz. İhracatı arttırdığımız halde dış ticaret aleyhimize dönmüş durumda. İhracatta 2023 hedefleriniz de tutmadı. 2011 Haziranındaki açıklamış olduğunuz hedeflerde ihracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payı %20'ye çıkacak demiştiniz. Bu gerçekleşmedi ve bu pay %3 oldu. Mesela inşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk 3 arasına girilecek demiştiniz. Hedefin ancak 1/3'ü gerçekleşti. Şimdi Türkiye'nin ihracatı yoğun biçimde ithal girdiye bağımlı ve katma değeri düşük ihracat yapılmasından kaynaklı olarak yüksek teknoloji içeren ihraç ürünlerinin miktarı da arttırılamıyor. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Öyle görünse de kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1.6 dolar seviyesinden 1.09 dolarlara kadar düştü. Sayın Bakan, aslında önemli sorunlardan birisi yüksek teknolojili ürünleri üretemiyor oluşumuz. Şimdi baktığımız zaman Eylül ve Ocak-Eylül rakamlarında teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünlerindeki dış ticaret verilerinde orta düşük teknolojili ürünlerde ve düşük teknolojili ürünlerde artış görünüyor. Tamam, tebrik ederiz. Ama yüksek teknolojili ürünlerde 2021'de %3 iken 2022'de aldığı pay %2.8'e gerilemiş şu ana kadarki verilerde. Mesela toplam imalat sanayi içerisinde yine orta düşük teknolojide ürün yükseliş var. Düşük teknolojili ürünlerde de yükseliş var. Bu şeyi, barajı bir türlü aşamıyoruz. Bir türlü bunu aşamıyoruz. Yani yüksek yoğunluklu teknoloji ürün üretimimizi arttıramıyoruz. İthalat ve ithal girdi bağımlılığını ortadan kaldırmak için, ithal ikameye dönüş için ise para politikanızdaki bu faiz indirilmesi ve TL'yi değersizleştirmeyle bu yolla yürünmez Sayın Bakan. Bu yolla bunu başaramazsınız. Faiz indirerek verimliliği de arttıramazsınız, üretimi de arttıramazsınız, iç ticareti de geliştiremezsiniz, sanayi ve teknoloji devrimi de yapılamaz. Şimdi ihracattan gelen kazanç refah olarak da dağılıyor. İstihdama baktığımız zaman üretimimiz ve ihracatımız yoğun emek sömürüsüne, düşük ücretlere, uzun saatler çalıştırmaya dayanıyor. TL'nin değersizleşmesinin yarattığı bu karlılık, birileri kar ediyor çünkü burada, emekçilerin maalesef yoksullaşması yoluyla kazanılıyor. Yani burada gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik, paylaşımda ve bölüşümde de ciddi bir şok yaşanıyor. Hiçbir şekilde çalışan emekçi kesimlere yansımıyor. Ancak artık küresel gerçeklerde de bir farklılık olduğunu görüyoruz. İhracata dayalı büyüme stratejileri ile kalkınma modeli sanki biraz geride kalmaya başladı Sayın Bakan. Tüm ülkeler sanayi 4 ve dijitalleşmenin yaratıcı otomasyon ve robotlaşmanın iş gücü talebini azaltacağını öngörerek hazırlanma peşinde. Ama sanki biz bunu da yakalayamıyoruz. Türkiye ucuz iş gücü ihraç etme iddiasıyla dünyada güçlü bir yere gidemez. Gümrüklerle ilgili de birkaç şey söyleyecektim. Çünkü son cümlemi gümrüklerle ilgili o zaman söyleyeyim. Maalesef Dünya Bankası'nın düzenlediği lojistik performans indeksinde düşüşte olduğumuz en büyük kriter gümrük prosedürleri Sayın Bakan. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama hem gümrük kanunu hem de çıkarılan yönetmelikler şu anda gümrüklerde yaşanan sıkıntıları ve uygulamaları karşılamaya yeterli değil. Hem gümrük kapılarında hem sınır kapılarında ciddi problemler hala yaşanmaya devam ediliyor. Ben yine de bakanlığın bütçesinin ülke ekonomisine, esnafımıza, KOBİ'lerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı için öngörülen bütçesi 17 milyar 124 milyon 310 bin lira. Bunun gerçek anlamda halkın, esnaf ve sanatkarın, küçük ve orta boy işletmelerin, emekçilerin, işçilerin lehine ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda harcanmasını ümit ederek başlamak istiyorum sözlerimi.
Evet, güven çok önemli Sayın Bakan. Piyasaların güven duyması için hukukun ve özel kurulların bağımsızlığının sağlanması önem taşımakta. Türkiye ticaretine güvenin azaldığı ve bu süreçte ne yazık ki yatırım fakiri bir ülke konumuna getirildiği bir süreci yaşıyor. Bir tarafta kaynağa erişemeyen esnaf ve sanatkar, diğer tarafta kaynağı kendi kaymağı gibi gören ve hovardaca harcayan bir iktidar. Türkiye maalesef bu iki gerçek arasında ekonomik olarak bocalayıp durmakta. Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü FAF, Türkiye'yi gri listeye aldı. 2023'te Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma hayallerini anlatanlar 2023'e bir kala Türkiye'yi 21. sıraya düşürdüler. Gri liste ne yazık ki uluslararası kredilerle sınırlı erişim olarak karşımıza çıkıyor. Hoş, yabancı yatırımcının kaçtığı Türkiye'ye sınırlı erişime de razıyız açıkçası. Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkar, KOBİ'ler, kira, elektrik, doğalgaz faturaları, vergilerini, SGK primlerini her gün zamlanan fiyatlar karşısında ödeyemezken ve bunun altında boğulurken esnaf sattığını bir gün sonra yerine koyamaz duruma geldi. Türkiye'nin ticari hayat, ekonomik geleceği karanlık. 2022 yılı henüz sona ermeden 74.531 esnaf ve sanatkarın faaliyeti sona ermiş, 13.410 şirket kapanmış, 15.873 ticari işletme kapısına kilit vurmuş durumda. Kolektif yaşamın, eşit paylaşım ve eşit bölüşümün adresi olarak gördüğümüz kırsal kalkınmanın önemli bir ayağını oluşturan 36 kooperatifte ne yazık ki kapatılmış durumda. İktidarın özellikle yerel yönetim seçimlerinde istediğini alamadığı ve tam olarak üvey olarak muamele gösterdiği kendi ilim Adana'ya baktığımızda da 2022'nin ilk 9 aylık döneminde 334 şirket, 20 kooperatif tasfiye edilmiş, 269 şirket, 12 kooperatif ve 240 gerçek kişi ticari işletmede kapısına Adana'da kilit vurmak zorunda kalmıştır. 2018 yılında 493.704 esnaf kefalet alıp kendi kredi olarak kullanırken bu oran 2022'nin ilk çeyreğinde 1.061.627'ye çıkmış. Türkiye'de 2.224.738 esnafın bu rakamlar karşısında ne yazık ki yarısı borçlu, diğer yarısı da hacizlerle boğuşur durumda. KOBİ'ler ne yazık ki ciddi ve düzenli artan bir borç yükü altında. Türkiye'de halen 4.219.000 KOBİ işletme başına ortalama borç içinde %34 artışla 379 lira kişi başına borç yükü gerçekleşmiş durumda. Şimdi baktığımızda yine süreci kontrol ettiğimizde ne yazık ki hani bakkalları kapatacağız ne gerek var diyen Sayın Cumhurbaşkanı şimdi 6 şehirde 250 noktada kooperatif bakkal projesi uygulayacağını ifade ediyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye buradan sormak isteriz doğrusu. Şimdi yine önemli bir konuda yine kendi kentimde ne yazık ki Sayıştay raporlarına önem verilmediği ortada. Sayıştay'ı dinlememeye devam ediyorsunuz. Son 4 yılın denetim raporlarında olan bulguya göre serbest bölgelere tahsisli hazine taşınmazlarının muhasebe kaydı tutulmadı. Bakanlığa tahsisli olan hazine mülkiyetindeki taşınmazlar muhasebe kayıtlarında izlenmemekte. 2017 yılından beri bakanlık uyarıldığı halde bu sorun devam etmekte. Ve ne yazık ki kendi bölgemde olan birimlerde muhasebe işlemleri tamamlanmamakta. Tapu kayıtlarında arazi ve tarla gözüken Adana Yumurtalık, Mersin, Kocaeli, Ege, Samsun serbest bölge arazilerine inşa edilen 563 üst yapının fiili envanter çalışması, emlak değerleriyle muhasebe kaydına alınma işlemleri yapılmamış, taşınmazların raiç değeri güncellenmemiştir. Neden bu işlemler yapılmıyor Sayın Bakan? Ben bütçenin halk yararına, esnafımız yararına ve bütün KOBİ'ler yararına kullanılmasını diliyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Necat. Kıymetli bürokratlar, basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne yazık ki ülkemizde yaşanan yanlış politikalar nedeniyle ticaret büyük yara alıyor. Başta küçük esnafımız ve KOBİ'ler olmak üzere birçok ticarethane, esnaf artık girdi maliyetleri nedeniyle iflasın eşine gelmiş durumda. Böyle bir zor dönemde
Ticaret Bakanlığı'nın tüm esnaf sektörlerini kucaklayacak projeler üretmesi gerekirken sadece saraydan gelen talimatlarla uyguladığını görüyoruz. İlim Adana ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela esnaf kefalet kooperatiflerine kısıtlı para aktaran Halk ve Ziraat Bankası söz konusu yandaş firmalar olunca kapalı fabrikalara, hatta kapalı ticaretle uğraşmayan firmalara onlarca, milyonlarca kredi verebiliyor. Ayrıca maalesef bakanlık yıllardır Sayıştay tespitlerini ciddiye almıyor. Geçmiş yıllarda birçok bulgu bu yılda karşımıza çıkıyor. Oysa Sayın Bakan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Sayıştay'ın bulgularını önemsediğini ve eksiklerin üzerine gidileceğini sözünü vermişti. Bu yılki rapor hem eski bulguların düzeltilmediğini hem de özellikle işletme rejimine ilişkin bakanlığın ciddi suistimalleri olduğunu, bunların ihracat potansiyeline ve katma değer ürün ihracatına zarar verdiğini göstermiştir. 2020 denetim raporunda Kamu İhale Kanunu'nun bakanlığa verdiği yetkinin usulüne uygun kullanmadığını ve açık ihale yöntemi yerine 2B'yi genelde tercih ettiğini, 2020'nin ilk 3 ayında 2B usulüyle yapılan birçok ihale görünüyor. Sayın Bakan 2020 ve 2021 yıllarında bu usulle ne kadar ödeme yapılmıştır? Sayıştay'ın uyarılarına rağmen bu yöntem niye hala tercih edilmektedir? 6 yıl boyunca Sayıştay raporlarında yer alan ancak bu yıl bulunmayan şu husus önemlidir. Program kapsamında Türk firmalarının markalaşması ve küresel rekabet edebilmesi için desteklenen bazı firmalar çoğunluk hisselerini yabancı şirketlere satıldığı halde desteklenmeye devam ediliyor. Bu destekleme devam ediliyor mu? Ediliyorsa ne kadar destek verilmiştir? Hangi firmalar yararlanmıştır? Yine Sayın Bakan ticaretin aksamamasına neden olan çözülmesi gereken birkaç konu var. Onları belirtmek isterim. Ürünü görmeden firmanın beyanına dayanarak ekspres raporu veriliyor. Dahilinde işletme rejimi kapsamında özellikle tavuk ve balık sektörü önemli ekonomik kalemler olmasına rağmen bakanlık bu ürünleri ikinci işlem görmüş ürün kapsamında saymıyor. Firmalar ayrıca vergi artı prim borçları tahakkuk ettikten ancak 75 ila 250 gün sonra destekleme ödemesi alıyor. Bu gecikme nedeniyle desteklemeye hak kazanan firmaların borcu yoktur yazısı fiilen bir anlamı kalmıyor. Gerçek borçluk durumlarını yansıtmıyor. Yine İlim Adana'da Kalkınma Ajansı yasal bir yetkisi olmamasına rağmen TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü'ne kendi binasını tahsis etmiştir. Oysa mevzuat ajanslara mal alım satım için verilen yetkiyi bir kamu kurumuna taşınmaz tahsis etmeyi içermiyor. Sayın Bakan, ülke ekonomisinin canlandırılması, esnaf ve sanatkarlarımızın hak ettiği ekonomik imkanlara ulaşması amacıyla yeni iş yaratacak esnaflarımızın 500 lirayla vergi indirimi sağlamayı, SGK prim teşvikinin genişleterek esnafların istihdam ettiği işçilerde de uygulanmasını, çırak ve kalfalık SGK primlerinin de devletçe karşılanmasını, esnaf ve sanatkarların kullandığı enerjide indirim sağlanmasını, emekli esnaflarımızdan kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin kaldırılmasını, ayrıca AVM'lerde ilçe ve il dışına çıkarılması öngören çalışmanız var mıdır? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yine ayrıca 2020 yılından günümüze Adana'da kaç esnafa ödeyemediği borcundan dolayı icra tebligatı yapılmıştır? Yapılan tebligatların tutarı ne kadardır? 2020 yılında günümüze şirket vasfı taşıyan kaç işlemin ödenmemiş elektrik, doğalgaz borcu bulunmaktadır İlim Adana ile ilgiliyle? Adana genelinde kaç esnaf şirket ve KOBİ üzerine kayıtlı kurumsal kredi kartlarında 3 dönem üst üste asgari ödemesi yapılmamıştır? Aynı şekilde kaç şirket kullandığı esnaf kredisini 3 dönem üst üste ödeyememiştir? Teşekkür ediyorum. Bütçenin ticaretle uğraşan tüm sektörlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, her şeyden önce Ticaret Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve bakanlık çalışanlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Bakıyoruz Ticaret Bakanlığı bütçesine, rakamlara. 17 milyar Türk lirası büyüklüğünde bir bütçe görüyoruz. Tabii bu 17 milyar liralık bütçe küçük bir bütçe. Çünkü 2023 toplam gider bütçesinin büyüklüğü 4,5 trilyon Türk lirası civarındadır. 4,5 trilyonun içerisinde Ticaret Bakanlığı bütçesi
çok dar ve sınırlı kalmaktadır. Bunu belirtmek lazım. Ve ister istemez de sormak gerekiyor. Yani bu Ticaret Bakanlığı ne iş yapıyor? Fonksiyonları böyle bütçesi gibi dar mıdır? Adı üzerinde Ticaret Bakanlığı. Ama ticaretin ortaya çıkaracağı sonuçlarla bağlantılı olarak Ticaret Bakanlığı'ndan çok diğer bakanlıklar ve bağımsız kurumlar yetkili gibi gözüküyor. Nasıl gözüküyor? İşte bakıyorsunuz, vergileme ile ilgili konular zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Firmaların ihracattan elde ettikleri gelirlere el koyanlar veya bankada belli bir miktar bir firmanın dövizi varsa onu bozdurmaya zorlayanlar Ticaret Bakanlığı mensupları değil veya kurumsal olarak Ticaret Bakanlığı değil. BDDK'dır, Merkez Bankası'dır. Sonra piyasayı fonlayan, kredileri veren de Ticaret Bakanlığı değil. O halde biz Türkiye'deki ticari kapasiteyi sorguluyoruz ama bu sorgulayışımız içerisinde Ticaret Bakanlığı'nı suçlayacak veya ortaya çıkan olumlu şeyler varsa Ticaret Bakanlığı'na övgü dizeceğimiz bir tarafın olmadığını görüyoruz. Ve bu bakanlığın fonksiyonlarıyla birlikte gözden geçirilmesi gerekir bana kalırsa. Nedir? Yani bir bakanlık varsa onun ağırlıklı hükümette bir yerinin olması lazım. 70'li yıllarda ben mezun olurken yani arkadaşlar arasında konuşurken müfettiş olalım diyenler bir Maliye Bakanlığı'ndaki teftiş kurullarını görürdü. İkinci sırada bütün öğrencilerin istediği yer ticaret müfettişliğiydi. Yani Ticaret Bakanlığı'nın bir ağırlığı vardı devlette ve hükümette. Ama şimdi bütçesine bakıyoruz, bu ağırlık yok. Fonksiyonlarına bakıyoruz, bu ağırlığı aynı şekilde fonksiyonlarında, yaptırımlarında ve düzenlemelerinde de görebildiğimizi söyleyemeyiz. Diğer taraftan işte tüketicinin haklarının korunmasıyla ilgili bir takım görevler var ama Türkiye'de bu konunun da hiç takip edilmediği gibi bir izlenime sahibim. Özellikle dijital ortamda hizmet sunan birimler gerçekten tüketiciyi perişan ediyor. Dijital telefonlar, internet aboneliği, televizyon kanalları gibi sözleşmeler vesaire böyle telefonlardan söylenenlerin gerçekleşmediği bir sonuca yöneliyor. Hatta köprü, otoyollar, navigasyonlar bütün gereksiz yere paralı otoyollara, köprülere sürüyor sürücüleri. Ama tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak bu konularda etkili olabilme gücü, yetkisi, salahiyeti kimde? Ticaret Bakanlığı'nda mı? Değil mi? Ama bir keşmekeşle piyasada gidiyor ve tüketicileri perişan eden bir ortam devam ediyor. Şimdi Sayın Bakan konuşması sırasında akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerle ilgili, kaçakçılıkla ilgili mücadelede idari ve teknik kapasitemiz artırılmıştır diyor. Ama bir kere bu alanlarda, bu üç alanda, akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde kaçakçılığın olmasının sebebi ağır vergilerin içinde bulunmasıdır. Hatta bazılarında fiyattan daha fazla vergi var. Kaçak olduğu zaman büyük bir avantaj teşkil ediyor kaçakçılar açısından ve sistem aslında yapı kaçakçılığı teşvik ediyor. Ama bunların bünyedeki vergileri belirleyen Ticaret Bakanlığı olmadığı gibi bu konuda Ticaret Bakanlığı'na kimsenin bir soru sorduğunu, bilgi almaya kalktığını da zannetmiyorum diğer kurumlar itibariyle. Özellikle bu tütünle ilgili konu gerçekten bir fecaattır başlı başına.
Eskiden Osmanlı'da vardı reji idaresi. Düğün umumiye önemli vergilerini terk etti. Borçlarını ödeyemediği için Osmanlı Devleti. Düğün umumiye yönetimi yabancıların elindeydi. Ve bu idareye bağlı olarak reji idaresi kuruldu. Ve çiftçi ürettiği tütünü önce rejiye satıyordu, sonra içeceği tütünü 5 kat paraya rejiden satın alıyordu. Ve rejiye vermeyip piyasada satmaya kalkanların hepsi kaçakçı sayılıyordu. Rejinin kolcuları vardı ve vurma yetkisi vardı. Kendilerinden izinsiz, ruhsatsız tütün satanları. Bazı rivayetlere göre reji kolcuları 20 bin Osmanlı köylüsünü vurmuştur böyle. Şimdi komisyonumuzdan da geçti bir kanun. O sırada da söyledik. Kardeşim, niye bilmem tütün kaçakçılığıyla ilgili tutuyor da hapis cezası veren bir yasal düzenleme yapıyor bu komisyon ve meclis. Efendim vergi kaçakçılığı var diyor. Vergi kaçakçılığı varsa vergi usul kanunu var. Nasıl bir kaçakçılık yapıldıysa ona göre vergi usul kanunu zaten cezalandırıyor. Kendi tütününü Türkiye'deki yabancı sigara fabrikalarına satmak istemeyen, piyasada başka şekilde değerlendirmek isteyenlerin önüne bin bir engel konuluyor ve bu sigara, yabancı sigara fabrikalarına tütün satmayanlar kaçakçı sayılıyor, sanki reji idaresi de olduğu gibi vurma yok ama hapis cezası var. Yani yanlış bu. Ticaret Bakanlığı'nın buna, madem ki etkin, idari ve teknik açıdan etkin mücadele ettiğini iddia ediyor Ticaret Bakanlığı, bunların düzenlemesine de müdahale etmesi lazım. İdari takip sizdeyse, teknik takip sizdeyse, bunlardaki hukuki düzenlemelere de doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı'nın müdahil olması lazım, görüşünü bildirmesi lazım. Ona göre düzenlenmesi lazım. Şimdi bütün bunları söylerken şu da bir gerçek. Yani politikaları Ticaret Bakanlığı belirlemiyor dedim. Burada herkes dış ticaretten bahsediyor. Dış ticaret politikasıyla Ticaret Bakanlığı'nın hiçbir ilgisi yok. İşte geçen Ekim, Eylül aylarında yeni bir politikaya geçtiler. Politikanın adı kuru artırmaktı. Kuru artırarak ihracatı artırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve cari fazla vermek hedefti. Öyle zannediyorum, bunu hiç Ticaret Bakanlığı'na sormadılar. Düzenlemeyi yaptılar. Gerçekten kur fırladı. 8-9 liradan çıktı şimdi 18-19 lira bandında. Büyük bir yükseliş var. Ama bakıyoruz arttı mı diye, ihracat arttı mı diye. Maalesef İbrahim Bey'e katılamayacağım, ihracat artmamış 2022'de. Çünkü bir önceki sene 225 milyar dolarken 2022 sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 255 milyar dolar. 300'deyim yani. Devamlı 300'dedir. 2023'te de 300'deyi kardeşim. 2020 sürekli ertele. Atladıkça bile tutmuyor. 2023 ne diyor? 265 milyar diyor. 300 demiyor. 300'ü aşacak, göreceğiz inşallah. Ya buraya yazmış kardeşim. İnşallah. Süreniz bak, de olursa inşallah. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın, strateji başkanlığının belgesi. Yalan yanlış rakamlarla konuşma İbrahim Bey. 2022'de tutturmadan 2023'e attın, onda da tutturamıyorsun. Sayın Şener, süreniz dolmuştur. Bir dakika, süreniz nasıl doluyor? İbrahim Bey'den alacağım. Şimdi yani kur çıkmış şeye, 2023'te de bir artış öngörülmüyor ihracatta. Sadece 10 milyar dolar artacak deniliyor 2023'te bak. 2022'ye göre. 2021'den 22'ye de bir artış yok burada. Yani toplasan 25... yaklaşık bir dakika oldu. Rica ediyorum. Şunu iddia ediyorum kardeşim. Uygulanan politika Ticaret Bakanlığı'na sorulmamıştır. Kur fırlatılmıştır.
Buna rağmen son belki 15 yılın en yüksek cari açığı ortaya çıkmış. Bunu nasıl izah edeceksin? Değerli arkadaşlar, İsmail Güneş, pardon, Tuzdan Bey'e sizi söz vereceğim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, sabah sunumunuzdan önce bakanlıktan gelen bürokratlarınız, genel müdürleriniz tanıtılırken bir ticaret adamı ve esnaf olarak çok üzüldüm. 2,5 milyon esnafı olan bir ülkede bu kadar esnafımızı bakanlığınızın nezdinde kurulmuş bir esnaf, sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürlüğünün içine sıkıştırılmış olması beni çok üzdü. Bu müdürlük 2,5 milyon esnafın senelerdir kronik hale gelen sorunlarını nasıl çözecek? Bence cevabı Covid döneminde ortaya çıktı. Size esnaf, hayatınız boyunca unutamayacağınız ve AKP iktidarının alnına kara bir leke olarak yazılan şu cümleyi söyledi. 40 yıl size vergi ödedim, 40 gün bana bakamadınız. Demedi mi? Dedi. Şu rakamlar da zaten bu gerçekliği net olaraktan ortaya koymakta. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine göre 2022 yılının ilk 8 ayında 60 bin esnaf kepenk kapatmış. İşte sahipsizliğin sonucu. Kaldı ki bu rakam Covid dönemine göre %20 artış göstermiştir. Her ay ortalama 7500 esnaf kepenk indirmiş ve bunun karşılığında 25 bin kişinin ekmeğini elinden almışsınız. Size buradan bunları söylerken bir ülkenin hafızası olan esnafların göz göre göre yok olmasını seyrediyorsunuz demekten kendimi alamıyorum. Hala bugün burada verdiğiniz faizsiz kredilerden söz ediyorsunuz. Siz esnafa ne kadar düşük faizlerle kredi verirseniz verin, esnaf kredi kullanmak istemiyor. Onlar kendi öz sermayeleriyle, kendi yağlarıyla kavrulmayı aylık kültüründen aldıkları bir terbiye çerçevesinde öğrenmişlerdir ve öyle de uygulamaya çalışıyorlar. Son bir yıl içinde TÜİK'in ayrı, ticaret odalarının ayrı, piyasa şirketlerin ayrı açıkladıkları enflasyon rakamlarının sonucu olarak bir yıl önce esnafın rafında olan 100 liralık sermayenin bugün bir de Cumhurbaşkanı'nın NAS hikayesi dinlemeniz sonucu 20 liraya düşmesini sağladınız. 100 liralık sermaye 20 liraya düştü. Yani adamın 1/5 varlığını tüketmiş oldunuz. Gönlünüz razı mı bu duruma? Siz aramızdan çıkan bir milletvekili olarak şimdi bakanımızsınız. Ben bu konularda ne kadar hassas olduğunuzu da bilerek size acıtsın diye bu cümleleri kullanıyorum. Sayın Bakan, esnaflar faizsiz borç değil, senelerdir iktidarınız tarafından çözülemeyen sorunlarını çözmenizi bekliyorlar. Bunların başında da Bağkur'lu esnaf ve sanatkarların prim ödemesi konusu geliyor. Bağkur emeklisi olan esnafımız, Bağkur primlerini zamanında en üst düzeyde ödemiş olmalarına rağmen günü geldiğinde en düşük emekli maaşıyla cezalandırılıyorlar. O paraya muhtaç hale getiriliyorlar. Esnaflarımız prim yüklerinin azaltılmasını ve prim gün sayılarında halen devam etmekte olan eşitsizlikleri de giderilmesini istiyor. Kefilsiz, borçsuz, hiçbir krediye ulaşamayan esnafın sorunlarını masa başında oturan sizler değil, sokaklarda onların kahvelerinde birlikte onlarla çay kahve içen bir milletvekili olaraktan ben görüyorum. AKP iktidarı gelirken çay, peynir, simit hesabıyla geldi. Son düzlükte ise bu enflasyonla insanları çaya, peynire ve simide ulaşamayacak muhtaçlıkta bıraktınız. Artık esnafımız dükkanına gelirken elinde dedem usulü sefer tasları var. İçinde bir de tarhana çorbası ve bir dilim ekmek. Biliyorum bunlar artık size çok uzak. Ama bu gerçeklerden de kaçamazsınız. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Evet Sayın Başkan, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, değerli milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Basın Mensupları, ben de öncelikle sizleri selamlıyorum. Şimdi iktidara mensup arkadaşlarımız bizlerin muhalefet olarak yapmış olduğumuz eleştirileri ve ayrıca önerilerimizi bugüne kadar anlamak istemediler ve anlayamadılar.
Şimdi öncelikle bizim görevimiz iktidarın yanlışlarını ortaya koymaktır ve sonra da kendimize göre doğruları anlatmaktır. Bunun içerisinde bizim çok kez söylediğimiz doğruları bu iktidar da zaman zaman yerine getirdi. Bizim seçim vaatlerimizi, önerilerimizi süreç içerisinde yerine getirdiğine dair örnekleri de var. Demek ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğru bir muhalefet tarzı izlediğimizi ve seçim vaatlerimiz arasında da gerçekçi vaatler olduğunu sizler de görerek bizim vaatlerimizi uygular durumda oldunuz. Şimdi derler ki siz ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle bugün biz görüşülmekte olan bakanlığın, eğer orada iktidar partisi mensubu milletvekili bakanı rahatsız etmez de sayın bakan da beni dinlerse herhalde burada başka yerde göremiyor arkadaş ki sayın bakan kusura bakmayın sizi burada gördü herhalde geldi derdini anlatıyor. Şimdi öncelikle ne yapmak lazım? Öncelikle bu iktidarın, bu ülkenin ekonomisinin, ticaretinin büyüyebilmesinin belli koşulları var. Bugün belirli rakamlar sayıyorsunuz. Bu rakamların gerçekçi olmadığı, daha doğrusu Ticaret Bakanlığı gibi bir bakanlık yönüyle baktığımızda bütçenin yeterli olmadığına dair uzun gerekçelerle anlatıldı. Ancak ülkemizde ticaretin, refahın artmasının başka koşulları var. Şimdi yurt dışında da zaman zaman işte konuşulduğuna dair biraz önce ifadelerde bulunuldu. Evet, bu ülkenin daha çözemediği çok şey var. Bakın bir pandemi süreci yaşandı. İktidar olarak siz bu süreçlerde, yani biz milletvekili olduğumuz günden beri aşağı yukarı hep belli bahanelere yüklenilen, belli bahaneler aranılan bir iktidarsınız. İşte yakın tarihte de ticaretle ilgili, esnafla ilgili bahaneler, işte bu pandemi süreci başta olmak üzere, efendim yok dış güçler, en son daha 3 ay önce çıkmış bir Ukrayna-Rusya savaşına kadar bağlayacak kadar her şeyi belli bahanelere atan bir anlayışı bugüne kadar sürdürdünüz. Ancak esas sorun şu Sayın Bakanım. Bakın, bu ülkeye dışarıdan baktığınızda, dışarıdan bakıldığında ve içerideki vatandaşımız hukukla ilgili, hukuk güvenliğiyle ilgili ne düşünüyor? Buna bakıyor muyuz? Yani eğer bir ticaretimizi arttıracaksak, ülke güvenliğini arttıracaksak hukuk güvenliğinin bu ülkede olması lazım. Evet, temiz paranın bu ülkeye giriş yapıyor olması lazım. Kara para konusu gündemimizde, evet, yer işgal etmekte. Gelen paranın nasıl geldiğini, hangi, ne tarzda bir para geldiğini, kayıtlarda ne şekilde yer aldığı konusu tartışma konusu. Kara paranın bu ülkede olmaması lazım. Yine başta yargı dedik. Çünkü yargı her şeyin başıdır Sayın Bakan. Yurt dışından buraya yatırım yapacak olan bir yatırımcı Türkiye'nin yargısına nasıl güvenecek? Güveniyor mu? Güvenmiyor mu? Yaptığı yatırımın yarınla ilgili geleceği ne olacak? Bu konular çok daha önemli. Yine bakın, bizim en önemli sorunumuz katma değeri yüksek olan ürünleri hala gerçekleştirememiş olmamız. Yine ülke kaynaklarının korunması. Bakın, iktidara geldiğiniz dönemden, yani son 20 yıllık süreçte sayın iktidar mensubu milletvekili arkadaşlar, sayın bakanlar, buraya gelenler, siz 2002'den 2022'ye kadar ki rakamları hep 2002'den başlayarak sayanlar, 2002 ve Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu tarafa yapılan, açılan fabrikaları ve satılan fabrikaları da burada sayın. İşte ülkenin kaynaklarını da bugüne kadar hoyratça kullanırsak, elimizdeki fabrikaları satar da sonra ithalata mecbur kalırsak ülke ticareti büyümez. Demokrasiyi ne kadar özümsediğimizle de
alakalıdır. Özgürlükleri ne kadar özümsediğimizle de alakalıdır birçok şey. Bakın, esnaf odalarının seçimleri oldu. Gidiyoruz kendi ilimizde veya başka illerde denk geliyoruz. Esnaf oda temsilcileri sizi iktidar olarak eleştirmekten korkuyor Sayın Bakan. Eleştiremiyor, esnafın derdini konuşamıyor. Genel kurullarında esnaf derdini konuşabilen ben bir esnaf oda seçimi görmedim. Çünkü ertesi gün hemen ona telefonlar geliyor. Hemen, evet hemen eleştirmişsin. Bırak genel kurulu. Başka bir basın açıklamasıyla dahi eleştirilse, esnafın derdini dile getirse ertesi gün telefon açılan bu ülkede esnaf oda başkanları olduğu müddetçe huzur olmaz. Esnaf rahat içerisinde çalışamaz. Siz bunlara da bir bakın bence Sayın Bakan. Şimdi bakın, bakkallar, marketler gibi küçük esnafların sorunlarını siz hala çözemediniz. Yani sanki bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Hala bakkal, market ve diğer küçük esnafımız can çekişir vaziyette. Neymiş efendim sayılar? Artan vaziyetteymiş üye kayıtlarında. Ben size söyleyeyim. Bizimle dolaştığımız oda ziyaretlerinde gördüğümüz şu. Birçok esnaf kredi müracaatları yönüyle bir takım kredilere müracaat edebilmek için yeni kayıtlar yaptırmak zorunda kaldığı için yeni kayıtlar sanki artıyormuş gibi gözükse de krediye müracaat eden esnaf sayısı, krediye ihtiyacı olan, bakın ulaşılabilirlik başka bir şeydir, krediye muhtaç olmak başka bir şeydir. Bugün Türkiye'de kaç tane esnaf var ve kaç tane esnaf krediden yararlanmak zorunda ve kaç tane esnaf geri dönüşümle ilgili bakın sıkıntı yaşıyor. Kaç tane esnaf bugüne kadar borcunu ödeyememiş, icralık duruma düşmüş. Bunlardır işin esasında esas olan. Şimdi ülkede ekonomiyle ilgili gerçekten sorunlar var Sayın Bakan. Bakın, fabrikasını satıp da otelini satıp da kur korumalı mevduat sistemine giren işletmeci var. Neden? Çünkü orada kazanamamış. Ama kur korumalı mevduatta temiz parasını bugüne kadar almış. Şimdi piyasaya şöyle baktığınızda son dönemlerde bir gayrimenkul hareketliliğini görebilirsiniz inşaat sektöründe. Ben size söyleyeyim, Antalya'da örneğin en çok hareketlilik inşaat sektöründe. Bunun da sebebi yurt dışından gelen yabancılar. Yurt dışından gelen, önce kontrolsüz gelenler, sonra yerleşmek amacıyla gelenler, son dönemde savaş nedeniyle, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gelen yabancılar bugün inşaat sektörünü patlatmış durumda. Rakamlar zaten enflasyonda yükselmiş. Artık vatandaşın ulaşamayacağı gayrimenkul fiyatlarına yükselmiş durumda. Kiralar da yine aynı şekilde yükselmiş vaziyette. Bakın oteller dolu diyoruz ve bundan da çok bitiriyorum. Bundan da çok memnunuz. Otellerde müşteri olsun, özellikle bir Antalya milletvekili olarak bundan da büyük mutluluk duyarım. Onu da ayrıca söyleyeyim. Ama bu mevsimde özellikle gelenler bilhassa Avrupa ülkelerindeki emekliler. Avrupa ülkesindeki emekliler gelip bizim otellerimizde 10 gün, 15 gün, belki de ifade edildiği şekilde bir ay, iki ay kalacak. Ama Türk vatandaşı olan emeklilere de veya vatandaşımıza da ücretlerin en düşük olduğu kış aylarında tatil yapması önerilen bir ülkede yaşıyoruz Sayın Bakan. Teşekkürler. Süreniz yarım. Hatta hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2023 yılı Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, devamlı ihracatta artıştan bahsediyorsunuz ama ihracata paralel olarak da ithalat daha fazla artmış durumda. Hani bu ekonomik modeli ihracata temellendiriyorsunuz, dayandırıyorsunuz. Keşke hani ithalatta azalma görsek, evet doğru yoldasınız diyeceğiz ama maalesef ihracatla birlikte ithalatın da katlanarak arttığını görmek bizi üzüyor. İthalatı azaltmak için ne gibi yöntemler kullanacaksınız? Bunu ben merak ediyorum açıkçası.
Diğer bir nokta sunumumuzda diyorsunuz ki efendim dünya ekonomisiyle tam bir entegrasyon sağlayacağız. Ve yine artan küresel faiz oranlarından bahsediyorsunuz. Dolayısıyla dünyada entegre olmak için dünyada faizler artıyorsa Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi yani bir paradoks oluşturmuyor mu? Hem dünyayla entegre olacağız diyorsunuz. Dünya faiz arttırırken siz faiz düşürüyorsunuz. Dolayısıyla da Türk lirasının değerini iyice yerlerine indiriyorsunuz. Yani bu bence bir paradoks açıkçası. Bununla da bir açıklık getirmenizi rica edeceğim. Diğer nokta kara parayla ilgili. Yine sunumunuzda diyorsunuz ki efendim işte tarihin en yüksek oranda uyuşturucu maddeleri yakalandı. Rekorlardan bahsediyorsunuz. Sayın Bakan şunu ifade edeceğim. Yakaladığınız miktarlar fazla olabilir önceki yıllara göre ama bir de yakalamadığınız miktarlar var açıkçası. Yani bu da şunu gösteriyor. Demek ki ülkemiz artık bir uyuşturucu bataklığının üssü haline gelmiş. Siz ancak belki %10'unu yakalıyorsunuz. %90'ını yakalayamıyorsunuz. Ki çok büyük oranda yakalayamadığınız uyuşturucu da var. Dolayısıyla da yani bir nevi de bu kitapçık bunu da itiraf ediyor açıkçası. Ki zaten hani İstanbul'daki yabancı mafyaların hesaplaşmaları da bunu gösteren, bunun ispatı niteliğinde. Yine diğer bir nokta, efendim siz muhalefetsiniz, ana muhalefetsiniz, nasıl bir ekonomi yönetimi sergileyeceksiniz dedi İsmail Bey. Buradan söylemek istiyorum bir. Biz öncelikle liyakatli kadroları göreve getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz ve bilimsel bir ekonomi yönetimi sergileyeceğiz. Yani böyle efendim faiz sebep, enflasyon sonuç, ekonomi gözlerdeki ışıltı, yok epistemolojik kopuşla falan ilişkimiz olmayacak. Biz ekonomiyi bilimsel olarak işini eline teslim ederek bir yönetim anlayışı sergilemeyi düşünüyoruz. Ve ben tekrar bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağ olun. Bu arada Orhan Bey'in de bir söz talebi oldu. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Ticaret Bakanımız, değerli bürokratlarımız ve bağlı kuruluşların değerli başkan ve yöneticileri. Hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. İktidar partisi demeyelim de meclisimizin birinci partisi olan arkadaşlarımıza ben de şunu söylemek isterim. Bizler muhalefet partilerinin milletvekilleri olarak sizin duymak, sizin görmek istediğiniz şeyleri söylemekle mükellef değiliz. Ama sizin duymanız, görmeniz, göremediklerinizi bilmeniz, bilemediklerinizi bilmeniz için gerekenleri söylemeye, göstermeye çalışıyoruz. Dikkatle dinlerseniz, not alırsanız eksiklerinizi de bu şekilde tamamlama ihtiyacı duyarsınız. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Sayın Bakanım, tabii çok söylendi ama birkaç cümlede ben söyleyeyim. Bütçenizi ben de inceledim. 2019'dan 2023'e kadar bütçedeki artış oranlarınız hep merkezi yönetim bütçesinin artış oranlarının altında kalmış. Sürekli. Sizde %1 artmış 2019'dan 20'ye, merkezi yönetim bütçesi 14 artmış. Sizde 14,5 artmış bir sonraki yıla, merkezi yönetim bütçesi 22,9 artmış. Yani hep altta kalmışsınız, hep gittikçe küçülen bir bütçe olmuşsunuz. En son 2023 yılında da bir önceki yıla göre %102,6 bir artışınız var. Merkezi yönetim bütçesindeki artış oranı %155. Merkezi yönetim bütçesindeki oranınız da 0,59'dan 2019'da %0,59'dan şu anda %0,38'e kadar gerilemişsiniz. Dış ticaretle ilgili çok şey söylendi. İhracat geçen yıla göre %15,4 artmış ve 209,5 milyar dolara ilk 10 ayda ulaşmış. Ancak ithalat geçen yıla göre %39,5 bir artış göstermiş. 300,5 milyar dolara. Tabii ki dış ticaret açığı da 10 ayda 91,1 milyar dolar düzeyine ulaşmış 10 ayda. Bir şey daha dikkatimi çekti. Dış ticaret hatları üzerinden baktım. 2015 yılını 100 alırsak, 100'e endekslersek, Ağustos 2022 itibariyle ihracat birim değer endeksi 110,7, ithalat birim değer endeksi 151,7. Değer üzerinden ithalattaki birim değer endekslendiğinde ihracatın çok daha üzerinde bir endeks değeriyle karşılaşıyoruz. İhracat miktarı endeks üzerinden 153, miktar olarak ithalat 120,4'te kalmış.
Ancak değer üzerinden böyle bir olumsuz bir durum var. Teknoloji yoğunluğu itibariyle de Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da TÜİK'ten alınan rakamlara göre yüksek yoğunluktaki imalat sanayi ihracatının toplam içindeki payının büyümesi beklenirken 2017'deki 3.9'dan 2021'de 3'e kadar düşmüş durumda. Yine imalat sanayinin ihracat artışı 2021'den 22'ye 20'den 21'e %33 artış gösterirken 21'den 22'ye %18.3 artış göstermesi, ithalatta ise 20'den 21'e %14.6 iken 21'den 22'ye %26.7 artış göstermesi ithalata dayalı bir üretim anlayışının ne kadar gittikçe köklendiğinin bir göstergesi. İdari bütçe teklifinizin gerekçeler bölümünü de dikkatle inceledim. Dikkatini çeken bazı hususlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin ihracatın dünya ticaretinden aldığı payı standart hep 1 almışsınız. Önümüzdeki yıllar hiçbir artış öngörmüyorsunuz dünya ticaretinden aldığınız pay üzerinde. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payını da %38 düzeyinde sabitlemişsiniz. Diğer bir dikkatimi çeken konu, esnaf ve sanatkarların kullandığı hazine destekli kredi miktarı 2022'de 39.977 milyon iken 2023'te 30 milyar TL olarak öngörülmüş. 2023, 24 ve 25'te hep aynı değer. Hiçbir artış öngörmemişsiniz. Öngörülen hedefler, enflasyon vesaire hedefler bir kenara. Lisanslı depo sayısı örneğin yılda 1 ya da 5, en fazla 5 lisanslı depo artışı öngörmüşsünüz. Bu da bence çok kabul edilebilir bir artış oranı değil. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirler alma konusunda da yine hedefleriniz sınıfta kalmış. 2021'de 4.275 ürün parti denetlemesi yapılmış. 2023'e bunun neredeyse yarısı 2.800'ü hedefliyorsunuz bu denetleme konusunda. Sayıştay raporuna şöyle bir baktım. Diğer bulgular başlığı altında bana göre hani gerçi her ne kadar mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular olsa da bu diğer bulgular 3, 4, 5 ve 6 nolu bulgular dahil de işleme rejimi kapsamında belirtilen bulgular. Ve bana göre kanımca da birçok bulgudan da çok daha önemli ve ciddi bir kaçak alanı olarak değerlendirilecek konular var bu dahil de işleme rejimi kapsamında. Malumunuz ithal edilen ürün, örneğin buğday, ürün miktarı kadar ihracat yapılması şartı aranıyor dahil de işleme rejimi kapsamında. Örneğin buğday unu, buğday irmiği, makarna, şehriye, bulgur, aşurelik buğday ve hazır veya anında noodle ihracatı öngörülen dahil de işleme izin belgesi kapsamında yapılması gerekiyor. Bunun gibi mısır, mısırdan nişasta vesaire, kümes hayvanları eti, işte mercimek, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, balıklar, yani aklınıza gelebilecek birçok tarım ürününde dahil de işleme rejimi kapsamında alımlar yapılıyor. Peki bakıyoruz bulgulara. Ne diyor bakınız? Örneğin diyor, bir süt firmasının peynirlerde kullandığı tereyağı oranına ilişkin ekspertiz raporunun herhangi bir laboratuvar analizi yapılmadan verilmiş olup aynı zamanda söz konusu raporun gıda mühendisi yerine makine ve inşaat mühendisi tarafından hazırlandığı görülmüştür. Dahil de işleme rejiminin ekspertizi inşaat mühendisi mi bir gıda sektöründe? Yine diyor ki rapor, ayrıca çoğu ekspertiz raporunda tırnak içinde her ne kadar mamul ürünü incelemesek de firma tarafından verilen kullanım oranlarının uygun olduğu düşünülmektedir. Ve siz bunlara göre dahil de işleme rejimini yürütüyorsunuz. Dahil de işleme rejimi kapsamında ithal edilen ürünün aynen ihraç edildiğini varsayıyorsunuz. Ama işte öyle olmuyor maalesef. Buğday Rusya'dan, Ukrayna'dan işte un sanayi ithal ediyoruz, bunun tamamını ihraç ediyoruz söylemleri havada kalıyor. Yine mısırla ilgili GDO'lu mısırlar hayvan yemi olarak getiriliyor diye getiriliyor. Ancak ne hayvan yemi yapılıyor? Onlar doğrudan gidip nişasta bazı şeker üretiminde gıda üretiminde değerlendiriyor, şüphesini de ortaya çıkarıyor. Sayın Bakan, esnafımızla ilgili birkaç konuya da değinmek istiyorum. Esnafla ilgili verilen bir soru önergesine sizin bakanlık olarak verdiğiniz cevap, 2019 Ağustos 2022 arasında 381.218 esnafın kepenk kapattığı yönünde ve 2022 yılının ilk 9 ayında 85.181 gibi bir başka rekor var.
KOBİ'lerin bankalara borcu Eylül 2022 itibariyle 1 trilyon 770 milyar 854 milyon lirayı bulmuş durumda. Takipteki borçları da neredeyse 60 milyar lira. Yani 353.785 KOBİ takipte sorunlar yaşıyor. Esnafın bu sorunları içerisinde örneğin yüksek oranlı enflasyonun artan üretim maliyetleri karşısındaki etkileri, mal ve hizmet fiyatlarını yükseltiyor. Tüketici de zorunlu olarak tabii ihtiyaçları dışında daha az harcama yapmaya çalıştığı için esnaf arada sıkışıyor. Maliyetinin çok üzerinde ve kimi zaman da altında mamul satmak zorunda kalıyor. Kira artışları kalıcı ve kapsayıcı bir düzenleme getirilmesini istiyorlar esnafımız. TÜFE gerçekleşmesi ne olursa olsun meskenler için yıllık %25 ile sınırlandırılan kira artışını esnaf da talep ediyor. Akaryakıt zamlarının karşısında özellikle şehir içi taşımacılık faaliyetlerinde bulunan esnaflarımız komisyonlarca belirlenen fiyat tarifelerine göre hizmet vermek zorunda oldukları için kazançları maliyetlerini karşılayamaz durumda. Çok yüksek elektrik faturalarından şikayetçi esnafımız, yüksek diğer girdi maliyetlerinden, faturalarından birçok sektörde faaliyet gösteren esnafların girdi kalemlerinde %100 ve üzerinde artış gerçekleştiği için döviz kurunun artması ve buna bağlı olarak doğalgaz, elektrik ve ithal girdilere gelen zamlar fiyatların adeta her tarafta zamlanmasına neden oluyor. AVM ve zincir marketlerin haksız rekabetinden şikayetçi esnafımız. Finansman ihtiyacı var. EYT ile ilgili sorunun kendileri açısından da çözülmesini istiyorlar. Ve kısmi ihya talepleri var. Zaman zaman çıkarılan yasalar ile esnaflarımızın ödenmemiş Bağkur prim borçları silinmekte. Bu kapsamda durdurulan sigortalılık sürelerinin emeklilikte talep edilmesi halinde mecburen tamamına borçlanma zorunluluğu getiriliyor. Gibi gibi. Bunları daha sayabilirim ticari araçlarla ilgili de. Bir iki kelime Helal Akreditasyon Kurumu'na ve Rekabet Kurumu'na söylemek istiyorum. Çok kısa Sayın Başkanım, fazla zamanınızı almayacağım. Sayın Helal Akreditasyon Kurumumuzun değerli başkanı, GDO'lu ürünle ilgili bir soru önergesine bunun helal olmadığını belirtmiştiniz. Ama bu ülkeye GDO'lu ürün hayvan yemi olarak geliyor. Hayvan yemi olarak hayvanlarda tükettiriliyor ve o hayvanları bizler tüketiyoruz. Bunun helal olup olmadığını bana lütfen söyler misiniz? Rekabet Kurumu'nun da çalışmaları içerisinde Sayın Başkanım bu konuyu da önemli özellikle belirtmek istiyorum. Bir cümle. Rekabet Kurumu'nun görev yetki ve sorumlulukları itibariyle kurulun RESEN'de müdahil olma şeyi var, hakkı var kanun gereği. Ama birçok tarım ürününde, tarımsal ürünlerde oluşan fındıkta, işte Kemalpaşa'da, kirazda bunu göremiyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın bütçesi, bir hayırlı olsun. Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Peki. Bir son cümlenizi istemiyorsunuz herhalde Sayın Başkanım. Sürekli başka konular getirip durumu size de paylaşmak istiyorum Sayın Bakan. Tüketici hakları ile ilgili yaşadığım örnekle işe başlayayım. 130 bin kilometre turbo ve partikül filtresi değiştirdiler. 100 bin lira tutuyor. Bu tamir parasına ülkemizde otomobil alınırdı. Tüketici hakim heyetine başvurdum. 30 bin liranın üzerindekilere bakamadıklarını belirttiler. En azından bunları güncelleyin. Tüketici araç muayene ücreti de 500 lirayı aşmış durumda. Geciktikçe para yazmaktadır. Araç egzoz ölçü muayene ücreti de 1 dakika sürmekte 110 lira yazmaktadır. Araç periyodik muayene ücreti dışında yetkili servis bakıma girince bakım 10 bin lirayı bulmaktadır. Sigortalar, trafik sigortaları eklenince araç sürücüleri perişan etmektedir. Zorunlu şartlar dışında araç bakımı dahi yapılmaz oldu. Satış sonrası servis hizmetleri tüketici için tam ekonomik darbeye dönüştü ve giderek ülkemizde kazaların bir nedeni de bundan oluşmaktadır. Bir denetim ve müdahale neden yok ve bu süreç seyrediliyorsa demek ki artışlar bakanlıkça da doğal mı karşılanıyor? Sayın Bakan, kooperatifler açısından da kaç kooperatif tasfiye halindedir? Kooperatif üyelerinin haklarını kim koruyacaktır? Bu olan tam bir bataklıktır ve kooperatif hak sahibi üyeler korumasız durumdadır. Sayın Bakan, Tukalet Türk imajı oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ilk ve tek marka destek programı olarak açıklanmıştı. 2006 yılında başladı. Bu süreçte desteklenen Türk şirketlerinin bazıları yabancı ülke şirketlerine satıldı. Böylece Türk şirket olmaktan çıktı. Ancak Türk markası olmaktan çıkan ürün için destek devam ettiğini Sayıştay raporlarına yansıdı. Soru açık.
Türk firması iken destek alıp yabancı şirkete satılan Türk markası yaratmak için verilen toplam destek tutarı nedir? Yabancı ülke tarafından satın alınan kaç şirkete marka destek ödemesi sürdürülmüş, ne kadar destek ödemesi yapılmıştır? Yabancı ülke şirketi çoğunluk hissesine sahip ya da satın aldığı Türk şirketi marka desteğinden yararlanan yabancı ülke şirket sayısı ve yararlandığı toplam tutar bugüne kadar nedir? Yabancı ülke şirketlerine satılan Türk şirketleri ürünleri aynı zamanda Türk firması ürünleri içinde rakip olduğuna göre bu bağlamda verilen desteklerin geri alınması söz konusudur. Sayın Bakan, tedarik programlarının yoğunlaşması, ham madde bulmak isterken bazı firmaların yurt dışında dolandırılması kamuoyuna yansıdı. Piyasa ortalaması altında fiyat taahhüdü üzerine anlaşılan özellikle bazı Çin firmaları peşin ödeme veya avans verip dolandırılan kaç firma başvurusu alınmıştır? Ülkemizde aktif faaliyet gösteren toplam kaç ticaret şirketi ve ticari işletme bulunmaktadır? Son 5 yılda kapanan işletme sayısı kaçtır? Ülkemizde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran ticari işletme sayısı ne kadardır? Yurt dışından ithal getirilen ürünlerin kaç ülkemizde ithalatına izin verilmeyerek iade edilmiştir? Ülkemizde 2022 yılında kaç canlı hayvan ithalatı gerçekleşmiştir? Lop ya da karkas et ithalatı nedir? 2022 yılında ne kadar ayçiçeği, ham yağ, buğday ve arpa ithal edilmiştir? Arz açığı bulunan 21 üründen 2022 yılında yapılan ithalat nedir? Marketlere kartel cezası kesintisi yaptınız, piyasa kontrol diye piyasaya sundunuz. Ama serbest piyasa ekonomisinde marketlere gidip de fiyat yönünden ceza yazmanız olası değil. Bu durumda kartel cezası adı altında bir ceza geliştiriyorsunuz. Kamuoyuna da serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar için ceza yazılacağını neden açıklamıyorsunuz? Çünkü Türkiye şeker fabrikalarının fiyatlandırmasında özelleşen fabrikaların fiyatlarına müdahale edilemez diye madde konmuş. Bu durumda onların serbest piyasada istediği fiyatta ürün satması, raftaki fiyata sizin müdahale etmeniz çok gerçekçi bir olgu olmadığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra biraz evvel belirttiğim gibi daha önce arz açığı bulunan ürünlerle ilgili soru önergeleri veriyoruz. TÜİK'e adres gösteriyorsunuz. Oysa TÜİK'te güncel veriler yok. Yani 2022 yılının ilk 10 ayında ne kadar ürün geldiğini sorduğumuzda o güncel veriler yansımıyor. Sonuçta onlar da sizden, bakanlıklardan bu bilgileri alıyorlar. Neden bunlara vermekte imtina ediyorsunuz? Kamuoyunun doğru bilgilenmesi lazım. Doğru bilgi olduğu zaman da onunla ilgili değerlendirme yapılabilir. Dahilinde işleme rejimi kapsamında örneğin ne kadar ürün geliyor? 6700 liradan gelen buğday 4250 liradan sanayiciye veriliyor. Sanayici de yurt dışına un ve makarna sattı diye bununla övünüyorsunuz. Buradaki kamu zararını bu ihracatlardan düşüyor musunuz? Toprak Mahsulleri Ofisi bu bağlamda zarar ederken çiftçiye gerekli desteği vermiyor. Gübrede sürekli ithal edeceğiz. Neden buğdayda yapılan süpanse gübrede yapılmıyor? Üreticiler bu konuda neden desteklenmiyor? Ticaret anlamında yurt dışına gönderilen ürünlerden ne kadar da geriye geldi? Bunları da açıklarsanız memnun olur. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli milletvekillerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında günün başından itibaren ticaret politikalarını tartışırken hep aynı sorun alanlarına değindi bütün söz alan hatipler. Bir tercih yapıldı. İhracata dayalı bir model, bir ekonomi modeli ve burada da üretim ve istihdamda bir dönüşüm planlandı. Ama bütün bu modeli uygulayan, özellikle ithal ikameci modelden ihracata dayalı büyüme modeline, kalkınma modeline geçen ülkeler benzer bir yapısal dönüşüm geçirdiler. Bunun içerisinde çok ciddi teknoloji yatırımları, teknolojiye dayalı yatırımlarla beraber özel sektör kamu işbirliği, eğitim modelleri vardı bunun içerisinde. Katma değerli yaratan ürünler üretecek aşamaya getirdiler. Büyük bir istihdam hamlesi yaptılar ama biz işte bu modeli yüksek bir enflasyonist ortamda faiz oranlarını artırarak ve TL'nin değer kaybıyla beraber bir ihracat artışı çabası içerisindeyiz. Doğal olarak bunun sonucu da üretim ve istihdamda beklenen o yapısal dönüşümü sağlayamadı. Ve ciddi bir işsizlik, yüksek enflasyon ve gerçekten ihracatın yapısına bugün baktığımız zaman da işte Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da Sayın Bakan çok gerçekten detaylı şekilde ortaya koymuş ve Türkiye'nin en büyük ihtiyacının teknolojik dışa bağımlılığını azaltacak bir model ihtiyacını söylüyor.
ve ihracatımızın yapısı da imalat sanayiye dayalı. Ve imalat sanayini oluşturan da büyük oranda KOBİ'ler. Ve KOBİ'lerin de çok ciddi yapısal sorunları var. Teknoloji ve inovasyon anlamında dönüşü sağlayamadıkları gibi bu yeni uygulanan ekonomi modelinizde de maalesef çok ciddi bir girdi maliyetleriyle karşı karşıya. Biz sadece geçici işte kredi yapılanmaları, kredi sübvansiyonları yapılıyor, borç yapılandırmaları ama ne istihdama dönük o yapısal dönüşümü sağlayamıyor. Yani yüksek, orta ve düşük teknolojide hala bir ihracat yapısına dayalı bir model var. Ve yoksullaştırıcı bir büyümeyle karşı karşıyayız. Bunlar ciddi sorun alanları. Doğal olarak bunlar da bütün hatipler söyledi. Dış ticaret hatleri, dış açık, cari açık ve dış ticaret dengesinde de ciddi Türkiye'nin yapısal sorunu çözecek bir mekanizma olarak gözükmüyor. Yani sizin kullandığınız araçlar bizi bu sarmaldan çıkaramayacak gibi gözüküyor. Avrupa Birliği ile ticaretimiz ciddi bir sorun alanı olarak görülüyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi noktasında ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği ile ilişkilerin bu kadar gerilediği bir ortamda bu anlaşmanın güncellenmesi şartken ve bir adım da atılmışken maalesef genel siyaset anlamında bu konuda bir sorun alanı var. Ki Avrupa Birliği raporlarına yansıyan şöyle bir durum da var Sayın Bakan. Rusya ile ve Ukrayna krizi sonrası oluşan ticari ilişkiler bu Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ciddi bir kriz ortamına dönüştü. Cari açıkta bir soru sormak istiyorum. Net hata noksanlar. Bu soruyu ısrarla sorduk ama buna bir cevap verilemedi maalesef. Nedir bu ciddi artış? Bakın veriler ortada. 24 milyarlık bir kaynak var ülkemizde ve bu kaynak nereden geldiğini bilemiyoruz ve bu bizim kayıtlarımıza net hata noksan olarak ortada duruyor. Rekabet Kurumu ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Çok vaktim yok. Avrupa Birliği son raporunda bizim en ileri düzeyde uyum sağlayacağımız ki Avrupa Birliği mevzuatına göre kurmuş olduğumuz rekabet kurumu ve rekabet yasamız var. Ama burada şimdi idari mali özellikle şeffaflık çok öne çıkıyor. Çok ciddi para cezaları var. Ciddi bir artış var. Bunların sebebi nedir? Özellikle 2020'den sonra yani 2020 sonrası ciddi bir artışa vurgu yapıyor ve devlet yardımları. Şimdi devlet yardımlarında devlet desteği önemli bir alt başlık. Ama burada yasamız var ama bunun işleyişi ve kurumsal mekanizmalarında ciddi bir sorun görüyor Avrupa Birliği. Şöyle ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber strateji bütçe başkanlığına bağlı bir devlet yardımları genel müdürlüğü kuruluyor. Ve hazinedeki bu görev de ekonomi politikaları politikaları kurulu, Cumhurbaşkanı'nın tamamen atadığı kurulun yetkileri de buraya devrediliyor. Şimdi burada bir kurumsal Avrupa Birliği bir atıf yapıyor. Mevzuatınız iyi ama bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bu kurumsal yapıda şeffaflık tamamen ortadan kalkıyor. Projeler var, yatırım projelerine devlet destekleri sağlanıyor ama bunun ne kadarı ve nasıl bir şeffaf mekanizma olduğu ortada değil. Yani rekabet kurumunu burada eksik görüyor. Neden bu konuyu ortaya çıkarmıyorsunuz? Ve bir alt başlık da Sayın Başkan'ın özelleştirmelerde de ciddi bir sorun alanı olarak görüyor. Diyor ki burada da diyor kararlar, usullerle ilgili yetkiyi tamamen Cumhurbaşkanı'na vermişsiniz diyor. Burada da yine sorun alanı görüyor. Bu devlet desteği ve özelleştirmeler alt başlığında sizin tespitleriniz nedir? Bu endişelere nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Cebal Öztürk, buyurun.